Merhaba arkadaşım. Bu videoda birlikte harika bir ders videosuna imza atacağız. Eğer hazırsan başlıyoruz. Konumuz rasyonel sayılar. A ve B tam sayılar ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz matematikte rasyonel sayılar diyoruz arkadaşlar. Bu A bölü B gösteriminde A pay ismini alırken B payda ismini alır arkadaşlar. Bunu kesirler konusundan da biliyorsunuz zaten bu aradaki çizgimizde nedir kesir çizgisi olarak isimlendirilir şöyle yazalım kesir çizgisi diye demek ki rasyonel sayılar a bölü b şeklinde gösteriliyormuş ve buradaki kavramlar bu anlama geliyormuş. Şimdi de rasyonel sayılara örnekler verelim bakın eksi 5 bölü 3 bir a bölü b şeklinde yazılmış sayıdır ve negatif rasyonel sayıya örnektir. 1 bölü 2 yine a bölü b şeklinde yazılmış bir sayıdır. Pozitif rasyonel sayı örnektir. 0 bölü 6 bu da rasyonel sayı örneğidir arkadaşlar. 0 da rasyonel sayılar kümesine dahil olan bir sayıdır. Ama 8 bölü 0 bu asla rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Hatta tanımsız bir ifadedir. Şuraya belirtelim. Tanımsız bir ifadedir. Tamam mı? Çünkü olmayan bir bütünün içerisinden eş parçalar alınamaz. Gelelim buraya. Bu kez eksi paydaya yazılmış bakın. Burada eksimiz pay kısmındaydı. Fark etmez. 3 bölü eksi 4 negatif bir rasyonel sayıya örnektir. Zaten eksi 3 bölü 4 diye de okunabilir. Devamında kesir çizgisinin önünde eksimizin olduğu bir rasyonel sayı örneğimiz var. Bu da yine a bölü b şeklinde ifade edildiği için negatif bir rasyonel sayı örneğidir. Şimdi bakın burada bir açıklamamız var. Rasyonel sayılar kümesi şöyle büyük Q harfi ile gösterilir arkadaşlar. Tamam mı? Büyük Q harfi ile rasyonel sayılar kümesini gösteriyoruz. Rasyonel sayılar kümesi ayrıca negatif rasyonel sayılar kümesi ve pozitif rasyonel sayılar kümesi olmak üzere ayrılabilir. Tabi bunların arasında bir de sıfırı dahil edebiliriz. Şuraya şöyle Q eksi ve Q artı diye buraya negatif rasyonel sayılar kümesi diye ilave edelim. Şöyle negatif rasyonel sayılar kümesi devamındaki de pozitif rasyonel sayılar kümesi ismini almaktadır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Pozitif rasyonel sayılar kümesi diye. Peki eksiğimiz ne kaldı arkadaşlar? Bir de bu arada ne vardır? Sıfır vardır. Onu da unutmayalım, tamam mı? Sıfırı da şöyle al, araya ilave edelim çünkü sıfır da bir rasyonel sayı örneğidir, tıpkı burada olduğu gibi. Şimdi bir örneğimizle konumuzu pekiştirelim. Dört kişilik bir aile. İki ekmeği eşit olarak paylaşırsa bir kişiye düşen ekmeği nasıl ifade ederiz diye bize sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada iki tane ekmek var zaten. Bu iki ekmekten bir kişiye düşen pay nedir? Dörtte birlik bir pay düşer çünkü dört kişilik bir aileden bahsediyoruz. Birinci ekmekten dörtte birlik, ikinci ekmekten dörtte birlik bir pay düşer. Bunu 1 bölü 4 olarak şöyle ifade edebiliriz rasyonel sayı şeklinde. Bunu da 1 bölü 4 olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani birinci ekmeğimizden 1 bölü 4'lük pay, ikinci ekmeğimizden yine 1 bölü 4'lük pay bir kişiye ne yapmaktaymış? Düşmekteymiş. Şöyle birinci ekmek, ikinci ekmek diye açıklamalarımızı burada belirtelim ki kafamız karışmasın. Sonra bu bir kişiye düşen payları bir araya getirip tek bir ekmek üzerinde gösteriyorum arkadaşlar. Bakın yine bir kişiye düşen payları bir ekmek üzerinde gösteriyorum bu kez. İki ayrı ekmek üzerinde parça parça ne kadar payın düştüğünü göstermiştik. E bu 1 bölü 4'lük payla 1 bölü 4'lük pay bir araya gelirse 2 bölü 4'lük bir pay söz konusu olur. O zaman bir kişiye arkadaşlar 2 bölü 4'lük yani yarım ekmeklik. Bütünümüz 4 parça. Bir kişiye düşen pay sayısı 2 pay yarısı. Yani şöyle yarım ekmek bir kişiye hak olaraktan düşmektedir arkadaşlar. Zaten 2 ekmeği biz tam ortadan 2'ye bölersek 4 parça oluşur yarım yarım. E 4 kişilik bir aileye de her birine yarım ekmek düşmektedir arkadaşlar. Yine bir açıklamamızla devam ediyoruz. Bakın bunlar çok önemli iyi dinleyelim. Her doğal sayı ve tam sayı paydasına bir yazılarak rasyonel sayı haline getirilebilir. Bakın burada 4, eksi 7 ve 0. Neleri var? Tam sayıları var. Ha burada 4 ve 0 tam sayıyı belirtirken aynı zamanda doğal sayıyı da belirtmektedir. Bunu da iyi bilelim arkadaşlar. Ama eksi 7 tek başına burada tam sayıyı belirtmektedir. Şimdi bunların aynı zamanda rasyonel sayı halinde rasyonel sayıyı belirtecek hale nasıl dönüştürülebileceğini göstereceğiz. Rasyonel sayılarımız nasıl gösteriliyordu? A bölü B şeklinde gösteriliyordu. E o halde arkadaşlar ben bu sayıları bu tam sayıları A bölü B şekline tıpkı bu açıklamada olduğu gibi paydalarına bir yazarak gösterebiliyorum. Bakın 4'ü rasyonel sayıya çeviriyorum paydasına bir yazarak. Çünkü 4 bölü 1 zaten 4 demektir arkadaşlar öyle değil mi? Eksi 7'yi aynı şekilde paydasına 1 yazarak eksi 7 bölü 1 şeklinde rasyonel sayı halinde gösterebiliyorum. Zaten bu da eksi 7'ye eşittir. Son olarak 0 sayısını paydasına 1 yazarak 0 bölü 1 yani a bölü b şeklinde yazıp rasyonel gösterim haline getirebiliyorum. Sonuç olarak yine bu sayımız da 0'a eşittir arkadaşlar. O halde bu sayılarımız paydalarına 1 yazılarak rasyonel sayı şeklinde gösterilebiliyor. Şimdi de rasyonel sayıların sayı doğrusu üzerinde gösteriminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Açıklamalarımızı okuyalım. Bunların ışığında burada bir örneğimiz var. Bunu çözeceğiz hep birlikte. Bakın şimdi. Rasyonel sayıların hangi iki tam sayı arasında olduğu bulunur. Öncelikle bunu bulmamız gerekiyor. Hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulursak sayı doğrusu üzerinde daha kolay bir şekilde rasyonel sayımızı gösterebiliyoruz. Devamında ise iki tam sayı arası payda kadar eş parçaya bölünür. Hangi payda kadar sayı doğrusu üzerinde göstermemiz istenilen rasyonel sayının paydası kadar arkadaşlar. O halde şimdi örneğimize bakıyoruz. 1 bölü 3 ve 5 bölü 3 rasyonel sayılarının bu sayı doğrusu üzerinde gösterimi bizden istenmiş. Önce 1 bölü 3 ile başlayalım. 1 bölü 3 nasıl bir kesir arkadaşlar? Evet hepinizin basit kesir öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bakın basit kesir nasıl oluyordu? Payı paydasından küçük olan kesirlere biz basit kesir diyorduk. Basit kesirler arkadaşlar aynı zamanda rasyonel sayıdır ya. Yani burada basit kesir olaraktan vurgulamamızın sebebi şu. Basit kesir olan rasyonel sayılar her zaman sayı doğrusu üzerinde 0 ile 1 arasında yer alır. Eğer bu rasyonel sayımız negatif olsaydı o zaman 0 ile eksi 1 arasında yer alacaktı. Bunu sakın unutmayalım tamam mı? E ikinci maddemize bakarsak birinci maddemizi gerçekleştirdik çünkü hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulduk. 0 ile 1 arasındadır. İkinci maddede diyor ki iki tam sayı arası payda kadar eş parçaya bölünür. Paydam ne benim burada? 3. Zaten bakın 1, 2, 3 eş parçaya Bölünmüş. He. Devamında ise arkadaşlar payın olduğu kısım işaretlenir. Sıfırdan başlayarak şöyle sayalım. 1. Bakın buraya geldim. İşte burası arkadaşlar. 1 bölü 3'tür. Sayı doğrusu üzerinde göstereceğimiz yer burasıdır. E şurası 0 bölü 3. Burası 2 bölü 3. Burası da 3 bölü 3 ismini alır. Değerini alır arkadaşlar. Ama bizden istenilen yer neresiydi? Şu görmüş olduğunuz 1 bölü 3'ün olduğu yerde. 1 bölü 3'ü sayı doğrusu üzerinde gösterdik. O halde şimdi 5 bölü 3'e geçebiliriz. İlk başta ne yapıyoruz? Hangi iki tam sayı arasında olduğuna karar verecektik. 5 bölü 3 basit kesir değil, bileşik kesir. Hangi iki tam sayı arasında olduğuna karar verebilmem için hemen bunu şöyle şurada 5'i 3'e bölerekten arkadaşlar tam sayılı kesire çevirelim. 5'in içerisinde 3 bir defa 1 kere 3 3 çıkardık 2 kaldı. Hadi tam sayılı kesir olarak yazalım şimdi 5 bölü 3 kesrini. 1 tam 2 bölü 3. İşte arkadaşlar bu 1 tam 2 bölü 3'teki 1 tam şu anlama geliyor. 1 tamı bir miktar geçmiş. Yani bizim rasyonel sayımız 1 ile 2 arasında. 1 ile 2 arasında peki kaç eş parçaya bölündüğüne nasıl karar veriyorduk? Paydaya bakarak yine paydamız 3'tür. Bakın sayalım 1, 2, 3 birim. Burası da 3 birime zaten ayrılmış. E bir tamı 2 bölü 3 geçtiği için şimdi bir tamın 2 bölü 3 fazlasını bulalım burada. Bakın burası 1 bölü 3 fazlasıdır. Şurası 2 bölü 3 fazlasıdır. Yani bura bir tam 2 bölü 3'e denk gelmektedir arkadaşlar. Bunun bileşik kesir hali nedir? 5 bölü 3'tür. Onu da şöyle üstüne yazalım. 5 bölü 3 diye şöyle yuvarlak içerisine alalım. Zaten bizden 5 bölü 3'ü göstermemiz isteniliyordu. İşte burası sayı doğrusunda 5 bölü 3'ün gösterilmiş halidir. Devamında şurası 4 bölü 3'tür mesela. Şurası da arkadaşlar 6 bölü 3 değerini almaktadır. Evet, şimdi biraz önceki sayfada aslında sözel olaraktan vermiş olduğumuz bilgi burada yazılı vaziyette karşınızda. Bunu unutmayalım. Çok işimize yarayacak. Bakın. Basit kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında gösterilir. 0 ile 1 arasında yer alır arkadaşlar. Bakın burada bir sayı doğrumuz var. Tüm basit kesirler 0 ile 1 arasında yer alır. Eğer bizden istenilen rasyonel sayımız Negatif bir rasyonel sayı ise ama payı paydasından küçükse o halde ne yaparız arkadaşlar? Yine biraz önceki sayfada söylediğimiz gibi bu kez rasyonel sayımız 0 ile eksi 1 arasında yer alır. Bunu sakın unutmayalım tamam mı? Mesela buraya sayılarımızı yerleştirelim. Şöyle 1, 2 bu kez 4 eş parçaya bölelim. Bakın burası 0 bölü 4 değerini alırken burası 1 bölü 4'tür. Burası 2 bölü 4'tür. Burası 3 bölü 4'tür. Şurası da 4 bölü 4 değerini almaktadır. Bakın arkadaşlar bu 0 ile 1 arasındaki değerlerimizi inceleyelim. 1 bölü 4 payı paydasından küçük. 2 bölü 4 yine payı paydasından küçük. 3 bölü 4 yine payı paydasından küçük. Basit kesirler. Gördüğünüz gibi 0 ile 1 arasında yer aldı. Evet şimdi başka örneklerimiz var. Bunları şu sayı doğruları üzerine yerleştirelim. Eksi 5 bölü 2 Gördüğünüz gibi rasyonel sayımız bu kez negatif arkadaşlar. Zaten şöyle düşünebiliriz. 5'in yarısı nedir? 2,5'tur. E 2,5 ne ile neyin arasındadır? 2 ile 3'ün arasındadır. Sayımız negatif olduğu için o zaman eksi 2 ile eksi 3 arasında yer alacak. Ama şu yolu da kullanabiliriz arkadaşlar. Eğer istersek 5'i 2'ye böleriz. 5'in içerisinde 2, 2 defa şöyle 2 kere 2 4 çıkardık 1 kaldı. Burası 2 biraz kaydırdık kalemi. Evet bunu şimdi tam sayılı kesir olarak yazarsak nasıl yazarız arkadaşlar? 2 tam 1 bölü 2 diye yazarız. Öyle değil mi? Sayımız da negatifti. E gördüğünüz gibi eksi 2 tam diye söylediğimize göre ve bu bir miktar geçtiğine göre eksi 2'yi eksi 2 ile eksi 3 arasındadır diye biliyoruz yine. Ama biz şuradan hareketle yola çıkalım. 5'in yarısı nedir? 2,5. 2,5 e, da eksi 2 ile eksi 3'ün arasında yer alır. Eksi 2 sağ tarafta yer alır. Eksi 3 sol tarafta yer alır. İki parçaya böleceğimiz için şöyle tam ortasını işaretleyelim. Bakın iki eş parçaya böldük. Eksi 5 bölü 2 de 2 buçağa eksi 2 buçağa denk geleceği için tam şurasıdır arkadaşlar. Eksi 5 bölü 2. Gördüğünüz gibi eksi 2 ile eksi 3'ün tam ortasıdır. 1 bölü 4'ü nasıl gösteririm? Aslında bakın burada 1 bölü 4'ü göstermişim. Ama burada da gösterelim. Şuraya 0, şuraya 1 der. Burayı 4 eş parçaya böleriz şöyle. Böldüğümüz takdirde arkadaşlar birinci parçamız işte şurası 1 bölü 4 olur. Çünkü bura 2 bölü 4, bura 3 bölü 4 aynı yukarıda gösterildiği gibi. Gelelim buraya 2 tam 1 bölü 3. Adı üzerinde 2 tam ve bir miktar geçmiş 2 tamı. E o halde 2 tamla 3 tam arasında yer alır bu sayımız. E ne kadar geçmiş? 1 bir birim geçmiş. Ama paydaya baktığımızda 3 yazıyor o zaman bu aralık 3 eş parçaya bölünecek. Ben tam eş parçaya bölemiyor olabilirim. Siz kareli defterlerinizde 3 eş parçaya bölün arkadaşlar. 2 tam işte burası. 1 bölü 3 bir birim ilerle işte burası arkadaşlar. Şurası 2 tam 1 bölü 3'e denk gelmektedir. Bir eşi kese de çevirebiliriz eğer istersek. 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 3 diye de buraya yazabiliriz arkadaşlar. Konumuz rasyonel sayıların ondalık gösterimi arkadaşlar. Hemen açıklamamızı okuyalım birlikte. Bir rasyonel sayıyı ondalık gösterim şeklinde ifade etmek için sayının paydası 10 veya 10'un pozitif tam sayı kuvveti elde edilecek şekilde genişletilir ya da pay paydaya bölünür arkadaşlar. Hadi şimdi uygulama üzerinde konumuzu pekiştirelim. Örneklerimiz bunlar. En baştan başlayalım. 1 bölü 2 rasyonel sayısı acaba ondalık gösterim haline nasıl dönüştürülebilir? 1 bölü 2'yi ben paydasını 10 veya 10'un kuvveti şeklinde nasıl ifade edebilirim? Şöyle 1 bölü 2'yi 5 ile genişleterek. Hem payı hem de paydayı 5 ile genişletiyorum. 1 kere 5, 5. 5 kere 2, 10. 5 bölü 10 halinde yazdım. Peki şimdi ben bunu virgüllü halde ondalık gösterim halinde nasıl göstereceğim? Bakın şu şekilde göstereceğim. Paydamda kaç tane sıfır var? Bir tane. O zaman benim sayımda yazacağım virgüllü sayıda virgülden sonra bir basamak olacak arkadaşlar. Nasıl yazarım? Şöyle yazarım. Bakın 0,5 diye. Demek ki 1 bölü 2 Rasyonel sayısı ondalık gösterim olarak 0,5. 0 tam onda 5 şeklinde gösteriliyormuş. Gelelim buraya. Eksi 3 bölü 4. Bunu nasıl ifade edebilirim? Bunu da arkadaşlar 25 ile genişletirim. Bakın eksi 3 bölü 4'ü yazıyorum. Yanında 25 ile genişletiyorum. 25 ile genişlettiğim takdirde arkadaşlar eksi 3 kere 25 75. 4 kere 25 100. Eksi 75 bölü 100 sonucuna beni ulaştırdı. Peki bunu virgüllü olarak nasıl yazacağım? Bu kez paydaya baktığımda 100'ün 2 tane 0 olduğunu görmekteyim. O zaman buraya yazacağım sayıda virgülden sonra 2 basamak olacak arkadaşlar. Hadi yazalım. Eksi işaretimizi unutmayalım. 0 virgül 75 gördüğünüz gibi virgülden sonra 2 basamağımız var. Gelelim bu örneğimize. 6 bölü 25. Bu kez arkadaşlar 6 bölü 25'i 4 ile genişleteceğim ki 100'e ulaşabileyim. 6 kere 4 24. 4 kere 25 ne yapar? 100 yapar. Yine paydaya baktığımda 2 tane sıfırım olduğu için virgülden sonra 2 basamağım olacak. Ben bunu şu şekilde yazarım. 0,24 diye. Geldik eksi 7 bölü 50'ye. Eksi 7 bölü 50'yi ise arkadaşlar 2 ile genişletebilirim çarpı 2 çarpı 2 diye yazıp paydayı 100 yapabilirim. Onun kuvveti olacak şekilde. Yine işaretimi yazıyorum. 2 kere 7 14 bölü 2 kere 50 100. Gördüğünüz gibi eksi 14 bölü 100 rasyonel sayısına ulaştım. Şimdi ondalık gösterim halinde gösterelim. Bakın eksiyi yazıyorum. Sonra şunu düşünüyorum. Burada paydada kaç tane sıfır var? 2 tane. O halde virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde şöyle. Eksi 0 tam %14 şeklinde okuyup bu şekilde de yazabiliyorum sayımızı. He, bakın şimdi arkadaşlar buraya kadar çözmüş olduğumuz örneklerde hep pay paydadan küçüktü. Ama burada pay paydadan büyük. Bakın burada ne olacak şimdi? 12 bölü 5. 2 ile genişletiyorum paydayı 10 yapabilmek için. 2 kere 12 24 yaptı. 2 kere 5 10 yaptı. Paydada kaç tane 0 var? bir tane sıfır var. O zaman virgülden sonra bir basamak olacak. Tutup da 0,24 sakın ola ki yazmayın. Ne yapacağız arkadaşlar? 2,4 diye ifade edeceğiz bu ondalık gösterimimizi. Geldik buraya. Eksi 4 bölü 125. Bu kez 8 ile genişleteceğiz ki paydamız 1000'e benzesin arkadaşlar. Onun kuvvetlerinden. Eksi 4 bölü 125 çarpı 8 çarpı 8. Yine eksimizi ilave ediyoruz. 4 kere 8 32 yaptı. 125 ile 8'i çarparsanız 1000'e ulaştığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Ben işi uzatmak istemiyorum. 1000'in kaç tane sıfırı var? 3 tane. O zaman benim buraya yazacağım sayıda virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor. Ama burada 2 basamak var. Eksiği nasıl tamamlayacağım? Sıfırla tamamlayacağım. 0,032 diye yazabiliyorum. Tabi işaretimi de burada unutmuyorum. Eksi işaretini. Cevabım ne oldu? Eksi 0 tam binde 32 şeklinde oldu. Şimdi de aynı örneklere bölme işlemi uygulayıp sonuca yürüyelim arkadaşlar. Bakalım aynı sonuçları bulabilecek miyiz? Aynı ondalık gösterimleri. Bakın 1 bölü 2 ile başlıyoruz. 1'in içerisinde 2 yok. Buraya bir 0 yazıyoruz. Buraya da 0 virgül diyoruz. 10'un içerisinde 2 kaç defa? 5 defa. 5 kere 2 10. Çıkardık 0 0. Gördüğünüz gibi 0 tam 10'da 5'e biraz önce ulaşmıştık. Şimdi de ulaştık arkadaşlar. Gelelim bir diğer örneğimize. Burada eksi 3 bölü 4 demiş. Biz işareti şimdilik kullanmadık. 3 bölü 4 şeklinde bölme işlemimizi uygulayacağız. Sonuca işareti yazarız. Önemli değil. Hatta şurada şöyle eksi diye yazalım. Sonuç çünkü buraya yazılacak. 3'ün içerisinde 4 var mı? Yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle buraya bir 0 ilave edeceğiz. O halde şimdi 30'un içerisinde ne arayacağız? 4 arayacağız. Şöyle 0 virgülümüzü yazdık. 30'un içerisinde 4 kaç defa? 7 defa. 4 kere 7, 28. Çıkardığımızda 2 kalacak. 2'nin içerisinde 4 yok. Buraya bir 0. 20'nin içerisinde 4, 5 defa. 5 kere 4, 20. Çıkardık 0, 0. Bakın yine biraz önce eksi 0 tam %75'e ulaşmıştık. Burada da aynı sonuca ulaştık. Geldik 6 bölü 25'e. Hadi 6'yı 25'e bölerek ondalık gösterimimize ulaşmaya çalışalım. Altının içerisinde 25 yok. Buraya bir 0 ilave edip buraya 0 virgül diyeceğiz. 60'ın içerisinde 25 2 defa 2 kere 25 50 yaptı. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 0 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Onun içerisinde 25 yok. Buraya bir tane 0 ilave edebilme kredim var. 100'ün içerisinde 25 4 defa 4 kere 25 100 yapar uzatmaya gerek yok. 0 0 0 diyelim. Demek ki 0 tam %24 yapıyormuş. Bir önceki sayfada da yine aynı örneği farklı yoldan çözmüştük. Ama yine bu sonuca ulaştığımızı görmüştük arkadaşlar. Geldik buraya. Eksi 7 bölü 50. Bakın 7'yi 50'ye böleceğiz. Yine buraya eksi işaretimizi ilave edelim. Sonuç negatif çıkacak çünkü. 7'nin içerisinde 50 yok. Buraya bir 0 yazdık. Buraya da 0 virgül dedik. 70'in içerisinde 50 bir defa. Bir kere 50, 50 çıkardık. 20 kaldı. 20'nin içerisinde 50 yok. Buraya bir 0 ilave edebilme lüksüm var biliyorsunuz. 200'ün içerisinde 50. 4 defa. 4 kere 50. 200. Uzatmayalım. 0, 0, 0. Sonuç olarak neye ulaştık? Eksi 0 tam. %14'e ulaştık arkadaşlar. Yine bir önceki sayfada bu sonuca ulaşmıştık. Geldik buraya. 12'yi 5'e böleceğiz bu kez. Bakalım ondalık gösterimi nasıl çıkacak karşımıza. 1'in içerisinde 5 yok. 12'nin içerisinde 5. 2 defa 2 kere 5 10. Çıkardık 2 kaldı. 2'nin içerisinde 5 yok. Buraya bir virgül buraya bir 0. 20'nin içerisinde 5 4 defa 4 kere 5 20'ye çıkardık. 0 0 sonucunu bize verdi arkadaşlar. E bir önceki sayfada da 2 tam 10'da 4 sonucuna ulaşmıştık. Yine 2 tam da 4 sonucunu bulduk. Son örneğimize bakalım. Eksi 4 bölü 125. Bakın bunda da bir önceki sayfada paydayı 1000'e benzetmiştik hatırlayın. Şimdi 4'ü 125'e böleceğiz. Tabi sayımız eksi olduğu için buraya eksi işaretimizi ilave edelim. 4'ün içerisinde 125 yok. Buraya bir 0 buraya 0 virgül. E 40'ın içerisinde de 125 yok. O zaman buraya bir 0 daha buraya bir 0 daha. Şimdi 400'ün içerisinde 125 kaç defa var? Acaba 3 defa mı? 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 1 3. Hadi şimdi bu çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim. 0'dan 5 çıkmaz. Ta buradan 10'lu kaldık. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 9 dokuz kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2. Burada zaten 10'lu aldığımız için 3 üç kalmıştı. 3'ten 3 üç çıktı. 0. Yazmaya gerek yok. 25'te 125 yok. Buraya bir 0 yazma kredim var. 250'de 125. 2 defa. 2 kere 125. 250 şöyle uzatmadan sıfırları buraya ilave ettik. Sonuç olarak eksi sıfır tam binde 32 sonucunu elde ettim arkadaşlar. Tıpkı bir önceki sayfada olduğu gibi. Yeni açıklamamızla devam edelim konu anlatımımıza. Bakın bir rasyonel sayı ondalık gösterim olarak yazıldığında ondalık kısımdaki sayılar belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa bu sayıya devirli ondalık gösterim ya da bazı kaynaklarda devirli ondalık sayı denir arkadaşlar. Bakın 0,44444 şeklinde sonsuza kadar devam ediyor. E ben bunu bu şekilde değil de şöyle yazamaz mıyım? 0,4 üzerine devir çizgisi bu devir çizgisi nereden geldi diyenler olabilir. Bakın burada açıklamamız var. Sayıları sonsuza kadar uzatmak, yazmak yerine devir çizgisi kullanılır. O da devreden sayının üzerine yazılır böyle. Tamam mı? Gelelim buraya. 2,717171 şeklinde gidiyor. E ben bunu nasıl yazacağım? 2,71 bu kez 71'in tamamının üzerine devir çizgisi. Burada da arkadaşlar bir diğer örneğimizde bakın dikkat edin. 52, 0, 452, 452, 452 diye gidiyor. He, burada şuna aldanmayacağız. 52, 0, 452 yazacağız ama sıfırın üzerinde devir çizgisi olmayacak. Çünkü devamında bakın burada sıfır yok. 452, 452 diye devam ettiği için sadece 452'nin üzerinde devir çizgisi olacak arkadaşlar. Şimdi de iki tane örnekle konumuza devam ediyoruz. Bakın burada bölme işlemi gerçekleştirip sayılarımızın devirli olduğunu fark edeceğiz. 11 bölü 3 bakın paydayı ne yaparsam yapayım 10 ya da onun kuvveti şeklinde genişletemiyorum. Yani 3'ü ben ne ile çarparsam çarpayım genişleteyim 10 yapamam 100 yapamam 1000 yapamam. O zaman ne yapacağım bölme yolunu tercih edeceğim arkadaşlar. Bakın 11'i burada 3'e bölüyorum. 11'in içerisinde 3 kaç defa? Evet hepinizin 3 defa öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. 3 kere 3 ne yaptı? 9 yaptı. Çıkardık 11'den 9'u 2 kaldı. 2'nin içerisinde 3 olmadığı için buraya bir virgül, buraya bir 0 ilave ediyoruz. 20'nin içerisinde 3 arıyoruz. Bu kez arkadaşlar 6 defa öyle değil mi? 6 kere 3 18 çıkardık. 2 kaldı. Buraya bir sıfır ekleme kredim var. 20'nin içerisinde 3 6 defa. 6 kere 3 18. Ne kaldı? Yine 2 kaldı. Buraya bir 0 ekleme kredim var. 20'nin içerisinde 3 6 defa. 6 kere 3 18. Yine 2 kaldı ve yine burası devam eder. E burası da devam eder arkadaşlar. E o halde bu devirli ondalık gösterim olmuş olur ve ben bunu devirli ondalık gösterimi olarak şöyle 3,6 diye yazıp 6'nın üzerine devir çizgisi ilave edebilirim. Sonucumu bu şekilde gösterebiliyorum. Gelelim buraya. Bu kez eksi 25 bölü 9 var. 9'u da aynı şekilde arkadaşlar. Ben neyle çarparsam çarpayım, nasıl genişletirsem genişleteyim. 10, 100, 1000 gibi onun tam kuvveti olan sayılar elde edebilme şansım yok. Ne yapacağım arkadaşlar? O halde 25'i 9'a böleceğim. İşaretini sonra ilave ederiz. 25'i 9'a bir bölelim. 22'nin içerisinde 9 yok. 25'in içerisinde 9. 2 defa 2 kere 9, 18. Çıkaralım. 5'ten 8 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 1, burası 15 oldu. Bura 1 kaldı. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 7'nin içerisinde 9 var mı? Yok. Buraya bir virgül. Burası oldu. 70. Çünkü bir tane 0 ekleme kredim var. 70'in içerisinde 9 kaç defa arkadaşlar? 7 defa. 7 kere 9, 63. Çıkarırsak Bakın yine 7 kaldı. Yine 0 ekleme kredim var. 70'in içerisinde 9 yine 7 defa. 7 kere 9 63. Yine çıkardım 7 kaldı. Bu böyle devam eder. Uzatmayalım. Bu da böyle devam eder arkadaşlar. Sonucum ne olur? Şu işareti unutmayalım. Aman ha. Eksi 2,7 üzerine devir çizgisi yazabiliyorum. Demek ki ondalık gösterimlerimiz bu şekilde oluyor. Ve bunlar devirli ondalık gösterim ismini alıyor arkadaşlar. Yine bir örnekle devam ediyoruz bakın. 16 bölü 45. Burada da paydayı yani 45'i ne ile genişletirsem genişleteyim. Ne ile çarparsam çarpayım. Onun tam kuvveti olan 100, 1000, 10 bin gibi sayılara ulaştırabilme şansım yok. Ne yapacağım? 16'yı 45'e böleceğim. Hadi bölelim. 16 bölü 45. 16'nın içerisinde 45 var mı arkadaşlar? <laughs> Yok. O zaman ne yapacağım? Buraya bir 0 ilave edeceğim. Buraya da 0 virgül diyeceğim. 160'ın içerisinde 45 kaç defa var? 3 kere olabilir mi acaba? Bakalım. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 4 12. 1 de elde 13. Hadi çıkartalım. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alırsak burası 5 kalır burası 10 olur. Şöyle çizelim üzerlerini. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Şimdi 25'te 45 yok. Ama benim buraya bir 0 ekleme kredim var. 250'de 45 5 defa. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 4 20. 2 de elde 22. Çıkartalım bakın. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alırsam 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. Bakın burası yine 250 oldu. 250'nin içerisinde 45 yine 5 defa. Yine 225 ve yine çıkartırsam burası yine 250 olur arkadaşlar. Bu böyle devam eder. Bu da böyle devam eder. Peki ben bunu ondalık gösterim olarak devirli ondalık sayı olarak nasıl yazabilirim? 0,355 diye yazıp 55 devre diyor da diyebilirim ya da 0,35 yazıp 5 devre diyor da diyebilirim arkadaşlar. Bu ikisi de bize aynı sonucu vermektedir. Çünkü 55 55 55 şeklinde de devrediyor diye düşünebiliriz ya da 5 5 5 şeklinde de devrediyor diye düşünebiliriz. Bu iki gösterimde aynı şeyi ifade etmektedir arkadaşlar. Şimdi gelelim çok önemli bir açıklamaya. Bakın şimdi birlikte okuyoruz. Devirli ondalık sayılar rasyonel sayıya çevrilirken virgül yokmuş gibi kabul edilip sayının tamamından devretmeyen kısım çıkarılır ve paya yazılır. Virgülden sonra devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadar da 0 paydaya yazılır arkadaşlar. Bu konudaki örneğimiz ise arka sayfada. Bu notu mutlaka defterlerimize yazalım. Şimdi bir önceki sayfada açıklamış olduğumuz, vermiş olduğumuz bilgi doğrultusunda bu örneğimizi çözeceğiz. Neydi? Bakın devirli ondalık gösterimi rasyonele çevirmeydi. Nasıl çevirebiliyorum? Sayının tamamını bir bütün olarak virgülsüz bir şekilde kabul edip tamamından yani 2134'ten devretmeyen kısım olan şu 21 çıkarılır. Şöyle eksi 21 çıkarılır. Paya yazılır yani yukarıya. Paydaya ise virgülden sonraki kısma bakılarak devreden sayı kadar 9, devreden sayı adedince 9. Bakın 3 var, 4 var. 2 rakamımız olduğu için 2 tane 9. Bir tane de devretmeyen sayımız var, 1. Onun yerine de 0 yazıyoruz. Tekrar söyleyelim. Sayıyı bir bütün olarak kabul edeceğiz. Ne yapacağız? 2134'ten virgülsüz bir şekilde düşünüp devretmeyen kısım olan 21'i çıkarıp paya yazacağız. Paydaya ise Virgülden sonraki kısma bakıp devreden rakam adedince 9 bakın 2 tane devretmeyen rakam adedince de 0 bakın 1 tane yazdık. Şimdi devamı ise arkadaşlar tamamen işleme bakıyor. Burada isterseniz siz işlemi devam ettirebilirsiniz. Ben sadece şöyle yazıp bırakacağım. Bakın 2100 100 3'ten 2 çıktı 1 kaldı 4'ten 1 çıktı 3 2113 bölü 990 diyeceğim arkadaşlar. Eğer bir sadeleştirme varsa en sade haline siz bu rasyonel sayıyı getirebilirsiniz. Son olarak devirli olmayan ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak gösterilmesi, yazılması nasıl oluyor? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın 0 tam onda 3 okurken zaten onda 3 diyorum. O zaman ben bunu 3 bölü 10 şeklinde yazabilirim. Zaten şöyle de bir kuralımız vardı hatırlayın virgülden sonra kaç basamak var? Burada 1 basamak. O zaman benim paydamdaki sayıda 1 tane 0 olacak. 0 tam 10 3, 3 bölü 10 şeklinde gösteriliyor. Buraya bakalım. 0 tam bu kez yüzde 28. Ben bunu 28 bölü 100 diye yazabilirim. Yine aynı mantıktan hareketle virgülden sonra iki basamak olduğu için paydamdaki sayıda iki tane 0 olacak. Gördüğünüz gibi 28 bölü 100 rasyonel sayısı şeklinde gösterebiliyorum. 0,28 ondalık gösterimini. Bunlara bakalım. Şimdi de iki tane negatif ondalık gösterimimiz var. Bunları rasyonel'e çevirelim. Eksi 1 tam onda 2. Ben bunu istersem eksi 1 tam şöyle 2 bölü 10 diye yazabilirim. İstersem de bunu bileşik kesre çevirip şöyle gösterebilirim. Eksi 1 kere 10, 10, 2 daha 12 bölü 10 şeklinde de gösterebilirim. Eksi 1 tam 2 bölü 10 da doğru. Eksi 12 bölü 10 da doğru. Ama tabii bizden rasyonel olarak yazılmasını istediği için rasyonel gösterim A bölü B şeklinde asıl olanı budur arkadaşlar. Yine aynı şekilde virgülden sonra bir basamak olduğu için bakın paydamızda bir tane sıfırı olan 10'umuz var. Geldik buraya. Bunu nasıl gösterebiliriz? Eksi 1 tam 55 bölü. 1000 diye gösteririm. Çünkü virgülden sonra 3 basamak var. 3 tane sıfırı olan 1000'imizi buraya yazmak zorundayız. Bunu da A bölü B şeklinde bileşik kesir halinde nasıl gösterebilirim? Şöyle eksi. Bir kere 1000, 1000. 55 eklersem bileşik kesre çeviriyorum. 1000, 55 yapar. Paydamız yine 1000 olarak kalır. Rasyonel gösterimi bu şekilde olmuş olur arkadaşlar. Konumuz rasyonel sayıları sıralama. Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan payı büyük olan büyük şöyle yazalım. Payı küçük olan küçük olur arkadaşlar. Şimdi bunları bu açıklamayı uygulama üzerinde gösterelim. Bakın birinci örneğimizde ne demiş? 3 bölü 5, 8 bölü 5, 1 bölü 5. Ne dikkatimizi çekiyor? Paydaları eşit. E yukarıda biz paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılar için ne demiştik? payı büyük olan büyük, payı küçük olan küçük olur demiştik. Hadi bunları büyükten küçüğe doğru sıralayalım arkadaşlar. Burada en büyük pay nerede var? 8 bölü 5'te var. Yazalım 8 bölü 5 diye büyüktür. Daha sonra 3 bölü 5, daha sonra 1 bölü 5. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet sıralamamız bu şekilde olması gerekiyordu. Geçelim bir diğer örneğimize. Yine baktığımızda paydalarının eşit olduğunu görmekteyim. Ama bir tane rasyonel sayımız tam sayılı kesir halinde belirtilmiş. Hemen bunu bileşik kesre çevirelim. İşlem kolaylığı açısından. Nasıl yapacağız? Bakın bir kere 19, 19, 19'a 9 ekliyoruz. 28 bölü 9 diyoruz. Pardon pardon 9 değil, 19 diyoruz. Bakın burada paydamıza baktığımızda 19 olduğunu görmekteyiz. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Bir tam 9 bölü 19 tam sayılı kesri rasyonel karşılığı olarak 28 bölü 19 rasyonel sayısına bileşik kesrine eşittir. Şimdi paydalarımız gördüğünüz gibi eşit. Pay kısımlarına bakarak sıralama yapacağız. Ne diyordu? Payı büyük olan büyük, payı küçük olan küçük olur diyordu. Buradan büyükten küçüğe doğru sıralamıştık. Hadi burada da küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Pay kısımlarına baktığımızda 23 var, 18 var, ve 28 var. Bunların içerisinde en küçük olanı hangisi? Hepinizin 18 dediğinizi duyar gibiyim. O zaman 18 bölü 19 diyorum ve bu kez küçüktür işareti kullanıyorum. Sırada ne var? 23 bölü 19 var. Bir diğer rasyonel sayımız hangisi? 28 bölü 19. Ya da bir diğer adıyla istersek 1 tam 9 bölü 19 da yazabiliriz. Şimdi de payları eşit olan pozitif rasyonel sayılarda sıralama var. Bakın, açıklamamız şu şekilde. Payları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan paydası küçük olan büyük. Bakın bu sefer tam tersi. Paydası küçük olan büyük, paydası büyük olan ise küçük olur arkadaşlar. Hemen buraya boşluklarımızı bu şekilde yazarak dolduruyoruz. Örnek üzerinde bakın açıklamamızı desteklersek örneklerimiz şu şekilde. 7 bölü 9, 7 bölü 4, 7 bölü 5. Bu örnekte neyi görmekteyim? Pay kısımlarının eşit olduğunu, pozitif rasyonel sayılar olduğunu görmekteyim. Ee yukarıda ne demiştik açıklamamızda? Paylara eşit olan pozitif rasyonel sayılardan paydası küçük olan büyük oluyordu. O zaman paydası en küçüğü hangisi burada? 4. Hemen bunu şöyle 7 bölü 4 diye yazalım ve büyüktür diyelim arkadaşlar. Daha sonraki küçük olan payda hangisi? Bura. O zaman buraya da 7 bölü 5 diye yazıyorum. Ve son olarak büyüktür deyip 7 bölü 9'u ilave ediyorum. Demek ki sıralamamız nasıl oluyormuş? Bu şekilde oluyormuş. Büyükten küçüğe doğru. Gelelim bir diğer örneğimize. Bakın burada da bir tam sayılı kesrimiz var. O yüzden işlem kolaylığı açısından bunu da bileşik kesre çevireceğiz. Nasıl çevirebiliriz? Şuraya yazalım bileşik kesir halini. 2 kere 7 14. 3 daha 17 bölü 7 halini aldı. Tamam mı? E Pay kısımlarına baktığımızda bunda 17 var, bunda 17 var, bunda 17 var. Açıklamamıza uydu mu uydu. Paylara eşit olan pozitif rasyonel sayılar halini aldı. Ne yapacağız arkadaşlar? Paydası küçük olan büyük olacak. Burada büyükten küçüğe doğru sıralamıştık. Değişiklik olsun hadi. Burada küçükten büyüğe doğru sıralayalım. O zaman en küçük olan hangisi olmalı? Paydası büyük olan olmalı. Paydası büyük olan hangisi? En büyüğü bu. Hemen yazalım 17 bölü 11 diye. Ve küçüktür işaretimizi koyalım. Devamındaki büyük olan payda hangisi? Burası. O zaman buna da 17 bölü 9 diye yazalım. Ve son olarak arkadaşlar 2 tam 3 bölü 7 tam sayılı kesrine denk gelen 17 bölü 7 rasyonel sayısını ilave edelim. Ve bu şekilde bu sıralamamızı da gerçekleştirmiş olduk. Geliyoruz rasyonel sayılarla alakalı bir diğer açıklamamıza. Hadi birlikte okuyalım. Pay veya paydaları eşit olmayan pozitif rasyonel sayıları sıralamak için pay veya payda duruma göre arkadaşlar eşitlenir. Tamam mı? Zaten paydaları eşitse sorun yok. Paylar eşitse yine sorun yok ama eşit olmadığı durumda hangisini eşitlemek kolaysa eşitliyoruz ve daha sonra sıralamamızı gerçekleştiriyoruz. Nasıl? Bakın şimdi. Arkadaşlar ilk örneğimize baktığımızda rasyonel sayılarımız pozitif ve okuyalım. 11 bölü 4, 9 bölü 2, 19 bölü 6. Şöyle bir baktığımda neyi görmekteyim? Pay kısımlarını eşitlemekte zorlanacağımı görmekteyim. Ama paydaya baktığımda çok rahat bir şekilde paydamızı mesela 12'de eşitleyebiliriz. Hemen şuraya mesela 3 diyelim. Şuraya 6 diyelim. Şuraya da 2 diyelim. Neden? Çünkü 3 kere 4 12'dir. 6 kere 2 12'dir. Ve 2 kere 6 12'dir. Peki o halde arkadaşlar bu rasyonel sayıların 3 ile genişlemiş halini buraya altlarına yazalım öncelikle. 3 kere 11 33. 3 kere 4 12. Virgül. 6 kere 9 54. 6 kere 2 yine 12. 2 kere 19 38. 38 bölü 2 kere 6 12. Bakın artık paydalar eşitlendi mi? Eşitlendi. Şimdi sıralamamı gerçekleştirebilirim. Hadi büyükten küçüğe doğru sıralayalım arkadaşlar. Paydalar eşit olduğunda ne oluyordu? Payı büyük olan büyük oluyordu. Peki payı büyük olan hangisi? Bakın 54, 38 ve 33'e oranla daha büyük. O halde 54 bölü 12 rasyonel sayısı en büyük olacak. Ama ben buraya 54 bölü 12 yazmıyorum da sorunun orijinal halini yazıyorum. Bu kez bakın 9 bölü 2 diyor ve büyüktür diyorum. Peki sıradaki büyük rasyonel sayımız hangisi? 38 bölü 12. Neden? Çünkü 54'ten sonraki büyük pay 38'dir. Peki 38 nereden geldi? 19 bölü 6 rasyonel sayısından geldi. O zaman buraya 19 bölü 6 yazıyor ve tekrar büyüktür işareti koyuyorum. Son olarak sırada 38'den de küçük olan en küçük payımız 33 var. Bu da 11 bölü 4 rasyonel sayısından geldi. Zaten başka da sayı kalmadı geriye. Demek ki sıralamamız bu şekilde olması gerekiyormuş arkadaşlar. Tabi eğer istersek 54 bölü 12 büyüktür. 38 bölü 12'den o da büyüktür. 33 bölü 12'den de diyebiliriz. Veya küçükten büyüğe doğru da sıralama gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Gelelim bir diğer örneğimize. Bu kez baktığımızda Paydadaki sayılar saçma geliyor gözümüze. Bunları eşitlemek çok zor arkadaşlar. Ama pay kısmına baktığımızda enteresan yine 12'de eşitleniyor. Tabi bu örnekler denk gelmiş. Her zaman 12'de eşitlenecek diye bir şey yok arkadaşlar. Başka başka sayılarda da verilen payımız ya da paydamız eşitlenebilir. Hadi şimdi pay kısmını eşitleyelim. Burayı 4 ile burayı 6 ile burayı 2 ile burayı da 1 ile genişletmeliyim ki pay kısımları 12 olsun. Genişlemiş halini yazalım aşağıya. Şöyle. Hem 4'ü 3'le hem de 4'ü 4'le çarpmalıyım. Burada 6'yı hem 2 ile hem 9'la. Burada 2'yi hem 6 ile hem de 11 ile. Burada ise arkadaşlar bir etkisiz elemandır ama olsun yine gösterelim. Biri hem 12 ile hem de 29'la çarpacağız. Peki bu genişlemiş haldeki oluşan rasyonel sayılar neler? Onları yazalım. 4 kere 3 12 bölü 4 kere 4 16 devamında 6 kere 2 12 bölü 6 kere 9 54 devamında 2 kere 6 12 bölü 2 kere 11 22 devamında zaten bir etkilemiyordu 12 bölü 29 diye yazıyorum arkadaşlar He, şimdi baktığımızda ne oldu pay kısımları eşit oldu e payları eşit olan rasyonel sayıları sıralarken ne yapıyorduk paydası küçük olan büyük paydası büyük olan küçük oluyordu. Burada büyükten küçüğe sıraladık. Burada da küçükten büyüğe sıralayalım. O zaman paydası büyük olan en küçük olacak. Bakın payda olaraktan en büyük paydam benim 54. O zaman 12 bölü 54 rasyonel sayısının geldiği 2 bölü 9 rasyonel sayısı en küçük olacak. Yazalım buraya 2 bölü 9 diye ve hemen yanına küçüktür işaretimizi ilave edelim. Daha sonraki en büyük paydamız 29 olduğu için 12 bölü 29 rasyonel sayısının geldiği yine 12 bölü 29'du. Buraya 12 bölü 29'u yazıyorum. Yine küçüktür işaretimi koyuyorum. Sırada büyük payda olaraktan 22 var gördüğünüz gibi. O zaman bu da 12 bölü 22 rasyonel sayısının geldiği sayı 6 bölü 11 olduğu için buraya 6 bölü 11 yazıyorum. Ve son olarak zaten geriye kala kala 3 bölü 4 kalıyor. Çünkü 3 bölü 4 rasyonel sayısı da şu 12 bölü 16 rasyonel sayısının genişlemeden önceki haliydi 3 bölü 4 öyle değil mi? Orijinal hali bu olduğu için buraya yazdım. Demek ki sıralamamız bu şekilde oluyor. Siz isterseniz büyükten küçüğe doğru da sıralayabilirsiniz veya şu hallerini de sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de geldik negatif rasyonel sayıları karşılaştırmaya. Bakın negatif rasyonel sayılar karşılaştırılırken sıralanırken sayılar sanki Pozitifmiş gibi düşünülür. Buna göre sıralama yapılır. Sonra sıralama işaretleri ters çevrilir. Çünkü sayı negatif olduğu için. Şimdi bakın iki tane örneğimiz var. Biz bunları ilk etapta pozitifmiş gibi düşünüp sıralayalım. Ardından işaretlerini ters çevirelim. Bakın burada benim paydalarım eşit. Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayıları sıralarken ne diyorduk? Payı büyük olan büyük oluyordu. O zaman ne diyoruz? 18 bölü 15 ya da Eksi 18 bölü 15 de diyebiliriz. Şöyle. Büyüktür. Eksi 11 bölü 15'ten. Tabii bu doğru değil. İşaretini değiştireceğiz birazdan. O da büyüktür. Eksi 8 bölü 15'ten. Bu neye göre arkadaşlar sıralama? Pozitife göre. Tamam mı? Pozitif rasyonel sayılara göre. Şöyle şuraya not alalım da kafamız karışmasın. Peki negatife göre sıralama nasıl olacak? İşaretleri ters çevrilecek. Hemen yazalım. Eksi 18 bölü 15 büyüktür değil küçüktür. Eksi 11 bölü 15'ten yine büyüktür değil küçüktür. Eksi 8 bölü 15'ten tamam mı? Asıl sıralamamız bu olacak arkadaşlar. Gelelim buraya. Burada da pay kısımları eşit. Pozitife göre sıralama yaptığımızda ne diyorduk? paydası küçük olan büyük oluyordu. E burada payda olaraktan en küçüğü hangisi 5. O zaman 11 bölü 5 yani eksi 11 bölü 5 pozitife göre sıralama yapıldığında en büyük olacak. Daha sonra 11 eksi 11 bölü 13. Daha sonra da arkadaşlar eksi 11 bölü 17 gelecek. Ve yine not alalım buraya. Bu pozitife göre sıralama. Pozitife göre diyelim. Gelelim şimdi negatife göre sıralamaya. Çünkü bize negatife göre sıralama soruluyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu işaretleri bunu da unutmuşuz buraya büyüktür yazmayı. Yönlerini değiştiriyoruz. Eksi 11 bölü 5 aslında küçüktür. Eksi 11 bölü 13'ten o da küçüktür. Eksi 11 bölü 17'den olacaktı negatif sıralamaya göre. Şimdi bir dipnot şeklinde önemli bir açıklamamız var. Bakın okuyalım. Pay ve paydası arasındaki farkı sabit olan basit kesirlerde sayılar büyüdükçe kesir de büyür arkadaşlar. Harika bir kural. Karşımıza bu tip örnekler çıktığında bu kuralı kullanabiliyoruz. Hadi örneğimize bakalım şimdi. A 99 bölü 101, B 9 bölü 11, C ise 999 bölü 1001. Rasyonel sayılarını büyükten küçüğe sıralayın denmiş. Bakın arkadaşlar 99 ile 101 arasında burada ne kadarlık bir mesafe var? 2 artı 2. Burada da aynı şekilde 9 ile 11 arasında artı 2. Burada da 999 ile 1001 arasında artı ikilik bir mesafe söz konusu. E bize ne diyordu açıklamamızda? Pay ve paydası arasındaki farkı sabit olan artı 2 artı 2 artı 2. Üçünde de sabit. Basit kesirlerde diyor bakın basit kesir payı paydasından küçük payı paydasından küçük ve payı paydasından küçük. Sayılar büyüdükçe kesir de büyür diyor. Bakın arkadaşlar burada en büyük sayılar nerede var? 999 bölü 1001'de var. Öyle değil mi? O zaman buradaki en büyük rasyonel sayımız 999 bölü 1001'dir. Şöyle yazalım. Peki araya büyüktür işareti koyuyoruz. Ardından büyük olan sayılarımızın olduğu rasyonel sayımız hangisi? 99 bölü 101 ve son olarak arkadaşlar 9 bölü 11 burada en küçük sayılar. O halde en küçük rasyonel sayımız 9 bölü 11 oluyor. Ve sıralamamızı bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Büyükten küçüğe doğru. Tabii küçükten büyüğe doğru sıralarsak tam tersi olacak. Buna da aman dikkat diyorum. Ve şimdi son bir açıklamamız daha var. Bakın biraz önceki kuralın değişik hali. Pay ve paydası arasındaki farkı sabit olan bu kez basit değil de bileşik kesirlerde sayılar küçüldükçe kesir büyür. Sayılarımıza bakalım. Bakın burada rasyonel sayılarımız 32 bölü 29, 79 bölü 76, 51 bölü 48. Aralarındaki fark hep dikkat ederseniz bakın artı 3. Artı 3 ve artı 3 olduğunu görmekteyiz. O halde arkadaşlar burada bir sabit fark söz konusu mu? Sabit fark söz konusu. Peki 3 rasyonel sayımızda bileşik kesir mi? Yani payı paydasından büyük mü? Evet payı paydasından büyük. O halde sayılar küçüldükçe kesir büyür arkadaşlar. En küçük sayılar bu görmüş olduğumuz 3 tane rasyonel sayıda nerede var? 32 bölü 29'da var. O halde benim en büyük rasyonel sayım 32 bölü 29 olmuş oluyor. Daha sonra arkadaşlar küçük sayılar nerede var? 51 bölü 48'de var. Demek ki ortanca rasyonel sayım 51 bölü 48 olurken burada en küçük olan rasyonel sayım ise sayıları en büyük olan 79 bölü 76 olmuş oluyor. Onu da yazalım buraya. 79 bölü 76 diye. Demek ki sıralamamız bu şekilde oluyor tabii bu biraz önce de söyledik. Büyükten küçüğe doğru rasyonel sayılarımızın sıralanmış hali. Siz isterseniz arkadaşlar yine bir önceki sayfada söylediğimiz gibi küçükten büyüğe doğru da sıralayabilirsiniz ama burada dikkat etmeniz gereken şey sayıların rasyonel sayıların yerleri tam tersi olacak. Buna dikkat edelim. Konumuz rasyonel sayılarda toplama işlemi arkadaşlar. Rasyonel sayılarda toplama işleminin yapılabilmesi için paydaların eşit olması gerekmektedir. Bu en önemli kuralımız. Paydalar eşit olduğunda paylar arasında toplama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bakın burada İlk önce paydaları eşit olan bir rasyonel sayılarda toplama işlemi örneği var. Ardından paydaları eşit olmayan var. Orada da ne yapmamız gerektiğini birazdan anlatacağız. İlk örneğimizle başlayalım. İlk örneğimize baktığımızda az önce de söylediğimiz gibi paydalarının eşit olduğunu görmekteyiz. Her ikisinin de paydasında 8 var. O halde paydalar eşit olduğu durumda ne yapıyorduk? Paylar arasında toplama işlemi gerçekleştiriyorduk. Hadi gerçekleştirelim. 3 ile 2'nin toplamını şöyle 5 diye buraya yazıyoruz ve ortak paydamız 8'dir diyoruz. Demek ki bizim sonucumuz ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 8 oldu. 3 bölü 8 artı 2 bölü 8 rasyonel sayılarının toplama işleminin sonucu 5 bölü 8 oldu. Geldik ikinci sorumuza. Eksi 3 bölü 4 artı eksi 2 bölü 3. Burada paydalar birbirinden farklı arkadaşlar. Aynı zamanda ilk örneğimize göre farklılık gösteren durum ne? İşaretlerinin negatif olması. Tam sayılarda Toplama işlemini hatırlayalım. İşaretler aynı olduğunda toplama işlemini gerçekleştirdiğimizde ortak işareti sonuca işaret olarak yazıyorduk. Burada işaretlerimiz negatif de olsa sonucumuzun işareti negatif olacak. Yine toplama işlemi gerçekleştireceğiz. Toplama işlemimizin çıkarma işlemine dönüşme gibi bir durumu söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi bakın öncelikle şu görmüş olduğunuz 4'ün altına 3, 3'ün altına 4 yazarak paydalarımızı eşitleyelim. Öyle değil mi? 12'de paydalarımız eşitlenir. Peki ne yapacağız? Sadece bununla bunu mu çarpacağız? I 3'le -e. 3 ile 3'ü de çarpacağız. Yani pay kısmı da genişletilir. Ne yapar? Yeni genişlemiş halindeki rasyonel sayımız 3 ile 3'ün çarpımından 9, 3 ile 4'ün çarpımından 12. Tabi işaretimiz eksi. Şöyle yazalım parantez içerisinde yanına artı yani toplama işlemimizi ilave edelim. Şimdi gelelim ikinci sayımıza. İkinci sayımızda da yine pay kısmını da genişletiyoruz. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12 işaretini de eksi diye koyduk. Şöyle parantezle gösterdik. Şimdi paydalara baktığımızda eşitlendi mi arkadaşlar? Hepinizin evet öğretmenim dediğinizi duyuyorum. O halde artık şuradaki kurala istinaden pay kısımlarını toplayabilirim. İşaretleri aynı olduğu için rahat bir şekilde topluyorum. 9 ile 8'in toplamı 17 yaptı. Ortak işaretim eksi olduğu için buraya eksiği ilave ettim. Paydam da 12 idi zaten. Peki şimdi bu rasyonel sayılarda toplama işlemimizin sonucu ne oldu arkadaşlar? Eksi 17 bölü 12 oldu. Yeni örneğimiz modelleme örneği arkadaşlar. Modelleme ile devam ediyoruz bakın. Yanda modellenen toplama işlemini yazınız denmiş bize. Şimdi bu modellemeye dikkatle baktığımızda ilk işleme giren ilk toplananımız nedir arkadaşlar rasyonel sayı olarak? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane bölme var. 2 bölme taranmış. O zaman bu 2 bölü 5'tir. Geldik buraya. Burada da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane bölme var. 1 tane bölme taranmış. O zaman bu da 1 bölü 5'tir. Sonuca baktığımızda arkadaşlar 1, 2, 3, 4 yine 5 tane bölme var. Ve 3 tanesi taranmış. Bu da 3 bölü 5'tir. Şöyle sağlamasını da şuraya yazalım isterseniz. 2 bölü 5 bu birinci toplanan şu ikinci toplanan 1 bölü 5 Sonuç olarak acaba bize 3 bölü 5'i verir mi? Verir. Neden? Paydalar eşit. Pay kısımlarını topladığımızda sonuç olarak 3'e ulaştığımızı rahat bir şekilde görmekteyiz. Güzel bir örnekle dersimize devam ediyoruz. Bakın 2 tam 1 bölü 7 artı 3 bölü 14 artı 1 tam 5 bölü 7 artı 3 tam 1 bölü 2 rasyonel sayılarının toplamı istenmiş arkadaşlar bizden. Burada ne yapabiliriz? İki farklı yoldan sorumuzu çözümünü gerçekleştireceğiz. Birinci yolumuz şöyle işi biraz uzatalım. Nasıl? Bileşik kesre çevirmeyi tercih edelim. Bakın ama sağlam bir yoldur. Onu da söyleyeyim uzun olsa da. 2 kere 7 14. Bir daha 15 bölü 7 yaptı burası. Artı. burada zaten 3 bölü 14 artı. Bunu hemen bileşik kesre çevirelim. 1 kere 7 7. 5 daha 12 bölü 7 yaptı burası. Artı 3 kere 2 6. Bir daha 7 bölü 2 yaptı burası. Şöyle baktığımızda arkadaşlar paydalarımız kaçta eşitlenir? 14'te eşitlendiğini görmekteyim. Burayı 2 ile burayı 1 ile burayı 2 ile burayı da 7 ile genişletirsem işlem tamamdır. Hemen genişletelim arkadaşlar. 2 kere 15 30 bölü 2 kere 7 14 artı 1 kere 3 3 bölü 1 kere 14 14 bir etkisiz elemandır ama yine de böyle çarpma işlemiyle söyledik. 2 kere 12 24 bölü 2 kere 7 14 7 kere 7 49 bölü 7 kere 2 14. Şimdi arkadaşlar pay kısımlarını artık toplamam gerekiyor. Çünkü paydaları eşitledim. Öyle değil mi? Hadi şurada alt alta yazıp toplayalım. 49 var. 24 var, 3 var ve 30 var. Gördüğünüz gibi. Alt alta yazıp topladığımızda 9, 4 daha 13, 3 daha 16. 16'nın 6'sı elde birimiz var. 4, 2 daha 6. 3 de burada var 9. 1 de burada vardı eldemiz. Ne yaptı? 10. 106 yaptı arkadaşlar. Peki sonuç ne yaptı? Hemen sonucu şuraya yazalım. 106 bölü 14 yaptı. Tabi istersek bunu sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Mesela her iki tarafı payı ve paydayı ikiye bölsek ne yapar? Burası 53 yapar burası da 7 yapar. Daha da öteye sanırım geçmez. 53 asal bir sayıdır çünkü. 53 bölü 7 sonucuna beni ulaştırdı. Peki gelelim ikinci yola. İkinci yol nasıl olacak? Şu görmüş olduğunuz tam kısımları toplarız arkadaşlar. Nedir? 2 tam, 1 tam, 3 tam. Şöyle 2 tam, 1 tam, 3 tam burası tam kısım olarak bir dursun. Şimdi kesir kısımlarını ayrıca toplayıp daha sonra tam kısmını ilave edeceğiz. Kesir kısımlarım 1 bölü 7, 3 bölü 14, 5 bölü 7 ve 1 bölü 2. Hadi paydalara eşitleyelim. Yine 14 de eşitlenir arkadaşlar. Şöyle yazdık. Hadi genişlemiş hallerini yazalım önlerine. 2 kere 1, 2. 2 kere 7, 14. Burası zaten 3 bölü 14 bir ile genişlediğinde biliyorsunuz. Burası 2 kere 5, 10 bölü 2 kere 7, 14. 7 kere 1 7 bölü 7 kere 2, 14. Daha rahat bir şekilde bakın pay kısımlarını toplayabiliyorum. 2, 3 daha ne yaptı? 5. 10 daha, 15. 7 daha, 22 yaptı. 22 bölü 14 sonucuna beni ulaştırdı. Nasıl toplama işlemimi gerçekleştirdim burada? Paydalarını eşitlediğim için paylar arasında toplama işlemimi gerçekleştirdim. Tam kısımlarının toplanmış halini de buraya yazalım. 2 1 daha 3 3 daha 6. Bu da tam kısmıydı. Şimdi bu ikisini bir araya getirelim arkadaşlar. Nerede? Şurada bakın. 6 tam 22 bölü 14 diyelim ve bileşik kesre çevirelim. Bakın 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 de elde, 8. 84 yaptı. Tabii pay kısmı da yanına ilave edilecek. Bölü 14. Topladığımızda ne yapıyor bakın? 4, 2 daha 6. 8, 2 daha 10. 106 bölü 14 sonucuna yine ulaştım. Ve bunu da sadeleştirirsem yine 53 bölü 7'ye beni götürür arkadaşlar. Demek ki ikinci yolumuzdan da sonucumuza ulaştık. Şimdi de sırada rasyonel sayılarda toplama işleminin özellikleri var. İlk özelliğimiz her zaman olduğu gibi değişme özelliği. Hadi okuyalım açıklamasını. Toplanan rasyonel sayıların Yerleri değişse dahi sonuç değişmez arkadaşlar. Buna biz rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme özelliği deriz. Bakın eksi 2 bölü 3 rasyonel sayısıyla eksi 5 bölü 4 rasyonel sayısı işleme girmiş. Hangi işleme? Toplama işlemine. Sonra sayıların yerleri değişmiş. Dikkat edin. Eksi 5 bölü 4 sondayken başa gelmiş. Eksi 2 bölü 3 baştayken sona gelmiş. Bu iki durum acaba birbirine eşit sonuçlar verir mi? Hemen bakalım. Buraya 4, buraya 3, yazdığımızda paydalarını eşitlemiş oluruz. Peki genişlemiş hali ne olur? 4 ile eksi 2'nin çarpımından burası eksi 8 bölü 4 kere 3 12. Aynı şekilde yan tarafı da yazalım. 3 kere 5 15 tabi burası eksi 15 bölü 3 kere 4 12. Artık paydalar eşitlendi arkadaşlar. Sonuç olaraktan sonuca yürüyebilirim. Paydalar eşit olduğuna göre paylar arasında işlem yapıyorum ve payların da işaretleri aynı. 15 8 daha 23 yapar. Tabi bu işareti eksi olduğu için ortak işaretimizi sonuca işaret olarak yazıyoruz. Eksi 23 oldu. Eksi 23 bölü 12 sonucunu bana verdi. Gelelim şimdi bu tarafa arkadaşlar. Acaba sonuç olarak ne olacak? Yine paydalarımızı 12'de eşitlemeye çalışıyoruz bakın. Bu kez eşitlediğimizde pay kısımlarını da genişleteceğiz. 3 kere 5 burası eksi 15 oldu. Bölü 3 kere 4 12 artı 4 kere 2 8 eksi 8 bölü 4 kere 3 12 oldu. Yine paydalar eşit gördüğünüz gibi bu eşitliği sağlayacak mı diye kontrol ediyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar baktığımızda paylar arasında işlem yapabiliyorum. 15 ile 8'i topladım 23. Ortak işaretim eksi olduğu için sonuç eksili olacak. Ve paydam 12 yaptı. Eksi 23 bölü 12 Eksi 23 bölü 12. Birbirine eşit çıktı mı? Evet eşit çıktı. O halde rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme özelliği vardır diyoruz. Geldik bir diğer özelliğimiz olan birleşme özelliğine arkadaşlar. Hemen açıklamamızı okuyalım. 2'den fazla rasyonel sayı toplandığında önce hangi iki rasyonel sayının toplandığının bir önemi yoktur. Bu durum sonucu değiştirmez. Bakın arkadaşlar 2 bölü 3 rasyonel sayısı 4 bölü 5 rasyonel sayısı 3 bölü 4 rasyonel sayısı işleme girmiş. Hangi işleme toplama işlemine? Ben burada önce parantezle son iki sayıyı ayırdığımda çıkan sonuçla önce parantezle ilk iki sayıyı ay ayırdığımda ortaya çıkan sonuç birbirine eşit olmalı ki birleşme özelliği vardır diyebileyim. Hemen bakalım acaba sonuç bunu sağlayacak mı? İlk önce parantezin içi yapılır işlem önceliğine göre. Burayı 20'de eşitleyelim şöyle. Bakın ne yapar? 2 bölü 3'ü başa yazalım. Artı diyelim. Ortak payda altında yazalım burayı. Ortak paydam nedir arkadaşlar? 4 kere 5 ya da 5 kere 4'ten 20'dir. Toplam ne yapar? 4 kere 4 16 artı 5 kere 3 15 yapar. Öyle değil mi? Peki bu ortak payda altındaki sonuç ne yaptı? Şimdi onu buraya yazalım. 2 bölü 3 artı 16 15 daha 31 bölü 20 yaptı. Hadi şimdi buradaki paydaları eşitleyelim arkadaşlar. Burayı ben 20 ile burayı da 3 ile genişletmeliyim. Hadi genişletelim. Ne yapıyor bakalım. 20 kere 2 40 bölü 60 artı 3 kere 1 3 3 kere 3 9 93 bölü 3 kere 20 60. Sonucumuz ne oldu? Yanına yazalım. 93 40 daha ne yapar? 133 bölü 60 sonucunu bize verdi. Acaba burada da aynı sonucu bulabilecek miyim? Hemen bulmaya çalışalım. Şöyle şuradan devam edelim. Buraya 5 buraya 3 yazıp paydalarını eşitleyeceğim arkadaşlar. Eşitleyelim. Genişlemiş halini yazıyorum. Ortak payda halinde yazıyorum yine. 5 kere 2 10 artı 3 kere 4 12. Ortak paydam nedir? 3 kere 5 ya da 5 kere 3'ten 15. Arada da artımız var. 3 bölü 4. Sonuca gidelim. 10 ile 12'nin toplamından ne gelir arkadaşlar? 22 gelir. Bölü 15 yapar. Yanında da 3 bölü 4'ümüz var. Paydaları eşitlediğimizde yine 60'ta eşitlendiğini görmekteyiz. Bakın genişletelim. 4 kere 22 88 yapar. Şöyle yazalım. 4 kere 15 60 yaptı. Yanına artı 3 kere 15 45 yapar. 4 kere 15 ne yaptı? 60 yaptı. Şu iki sayının toplamı 88 ile 45'i siz alt alta yazıp toplayabilirsiniz. Sonuç olarak 133 yaptığını göreceksiniz. Ortak paydam ne? 60. 133 bölü 60 sonucuna burada da ulaştım, burada da ulaştım. Sonuçlar aynı çıktığına göre ne diyoruz? Rasyonel sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği vardır. Şimdi de sırada özelliklerimizden etkisiz eleman ve ters eleman özelliği var arkadaşlar. Hemen etkisiz elemanla başlayalım. Etkisiz eleman özelliği. Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır arkadaşlar. Tıpkı tam sayılarda olduğu gibi. Hemen bakalım nasıl etkilemediğini gösterelim. 2 bölü 7 ile sıfırı topladığımızda sonuç olarak bize 2 bölü 7'yi verir. Herhangi bir etki göstermez. Sıfırın yerini değiştirsek dahi bakın burada da değiştirmişiz. Sıfırla eksi 3 bölü 5'i topladığımızda sonuç eksi 3 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Herhangi bir etki göstermez sıfırımız. O sebeple sıfıra ne diyoruz? Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanıdır diyoruz. Gelelim ters eleman özelliğine. Bakalım açıklaması neymiş? Bir rasyonel sayının toplama işlemine göre ters elemanı ters işaretlisidir. Artıysa eksilisi, eksi ise artılısıdır arkadaşlar. Bakın 1 bölü 5 rasyonel sayısının tersi eksi 1 bölü 5'tir. Çünkü 1 bölü 5'in önünde her ne kadar işaret yokmuş gibi gözükse de işareti olmayan sayılara biz ne diyorduk? Artılıdır diyorduk. E sonuç olarak ters elemanı ne olacak? Artı 1 bölü 5'in tersi eksi 1 bölü 5 olacak. Bu kez tam tersi bakın negatif bir rasyonel sayı verilmiş. Eksi 5 bölü 7'nin ters elemanı ne olur? Artı 5 bölü 7 olur arkadaşlar. Biraz da rasyonel sayılarda çıkarma işleminden bahsedelim öyle değil mi? Bakın rasyonel sayılarda çıkarma işlemi yapılabilmesi için tıpkı toplama işleminde olduğu gibi paydaların eşit olması gerekmektedir. Paydalar eşit olduğunda ne olur peki? Bakın paydalar eşit olduğunda paylar arasında çıkarma işlemi gerçekleştirilebilir. Hemen örnek üzerinde gösterelim. Bakın 8/9 rasyonel sayısından 2/3 rasyonel sayısını çıkaracağız. Baktığımızda paydalar eşit mi? Hayır, e -e, paydalar eşit değil. Peki ne yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğiz. Şöyle bir baktığımızda paydalar kaçta eşitlenir arkadaşlar? 9'da eşitlendiğini görmekteyiz. 9'un altına 1, 3'ün altına 3 yazdığımızda paydaları 9'da eşitleriz. Tabii hem pay hem de paydayı şöyle genişleterek öyle değil mi? 1 ile 8'in çarpımından 8, 1 ile 9'un çarpımından 9, 3 ile 2'nin çarpımından 6, 3 ile 3'ün çarpımından 9. Şimdi işlemimiz bu hale aldı. Genişlemiş hali rasyonel sayılarımızın bu. Ama baktığımızda bu kez paydalarımız eşit. Hadi çıkaralım şimdi çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim. Nerede? Paylar arasında. 8'den 6'yı çıkartırsak 2 kalır. Paydamız da 9. Sonucumuz 2 bölü 9 yaptı. Geldik buraya. Bu tip sorularda iki farklı yol vardır. İsteyenler 2'nin altına gizli payda 1 yazıp paydaları eşitleyip sonuca yürüyebilirken isteyenler için şöyle çok kısa bir yol göstereceğim arkadaşlar. Bakın tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyormuşçasına bir kural uygulayacağız. Ama dikkat etmemiz gereken şey buradaki eksi. Eksi yazdığı için çıkarma işlemi Artı yazsaydı toplama işlemi uygulanılır bu kuralda arkadaşlar. Bakın 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 6'ya aman bir eklemiyoruz. Tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyormuşçasına dediğimiz için bu yanılgıya düşmeyin. Arada eksi olduğu için 6'dan 1 çıkartıyoruz. Bakın yazalım 2 kere 3 6 sonra 6'dan arada eksi olduğu için 1 çıkarıp paya yazıyoruz. Paydaya ise 3'ü yazıyoruz. Sonuç ne yapıyor 6 eksi 1'den 5 bölü 3. Bunu daha pratikleştireceğiz böyle yazmadan. 2 kere 3 6, 6'dan 1 çıktı 5 bölü 3 diyeceğiz. Bu arada peki toplama işlemi olsaydı sonuç ne olurdu öğretmenim? Hemen söyleyelim. 2 kere 3 6 bu kez bir ilave ederdik toplama olduğu için. 7 bölü 3 derdik arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Kural tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmeye benziyor ama arada çıkarma işlemi olduğunda bu kural tersine dönebiliyor. Yani toplama değil çıkarma gerçekleştirebiliyoruz. Aman dikkat diyoruz. Tabii ki diğer yolu tercih etmek isteyen arkadaşlarımız için tekrar hatırlatalım. İsterseniz uzun yoldan 2'nin altına gizli payda 1 yazıp paydaları eşitleyip yine sonuca yürüdüğünüzde 5 bölü 3 sonucuna ulaştığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir modelleme işlemiyle devam ediyoruz. Bu da çıkarma modellemesi. Yanda modellenen çıkarma işlemini yazınız denmiş. Bakın arkadaşlar İlk sayımız yani eksilenimiz nedir 1 2 3 4 parçaya ayrılmış 3 parçası taranmış ben buna o halde 3 bölü 4 rasyonel sayısı diyebilirim. Sonra arkadaşlar bakın 1 2 3 tane parçaya ayrılmış bir modellememiz var 2 parçası burada taranmış ben buna da 2 bölü 3 rasyonel sayısı diyebilirim. Sonuca baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane parçamız bölmemiz var. Bir bölme taranmış. Buna da 1 bölü 12 rasyonel sayısı diyebilirim. O halde çıkarma işlemimizi yazalım. Şöyle 3 bölü 4 eksi 2 bölü 3 acaba 1 bölü 12'yi bana verecek mi? Paydalarımız 12'de eşitlenir. Buraya 3 buraya 4 yazıyoruz. Genişlemiş halini yazalım. Rasyonel sayılarımızın 3 kere 3 9 bölü 3 kere 4 12 eksi 4 kere 2 8 bölü 4 kere 3 12 paydalar eşitlendi pay kısımları arasında çıkarma işlemini gerçekleştiriyorum 9'dan 8 çıktı 1 kaldı bölü 12 bakın 1 bölü 12 1 bölü 12 aynı sonuca ulaştım şimdi aşağıdaki soruyu çözeceğiz ama karışmasın diye şöyle ayıralım Baktığımızda bu örneğimizde eksi 2 bölü 3 rasyonel sayısı artı 5 bölü 4 rasyonel sayısı ve eksi 1 bölü 6 rasyonel sayısı var. Ve burada karma işlem verilmiş. Hem toplama hem çıkarma ikisi bir arada. İlk etapta baktığımda benim paydalarım kaçta eşitlenir? 12'de eşitlenir. O zaman şuraya 4, şuraya 3, şuraya da 2 yazalım ve genişlemiş halini şu yana yazalım arkadaşlar. 4 kere 2 8 bölü 4 kere 3 12. Tabi işaretim unutmuyorum eksi. Artı 3 kere 5 15 bölü 3 kere 4 12. Bunun da işareti artı. Ve son olarak 2 kere 1 2 bölü. 2 kere 6 12. Bunun da işareti eksi. Şimdi sonuca yürüyeceğiz. Baktık paydalar eşit artık pay kısımlar arasında işlem gerçekleştirebiliyorum. Tabii arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çıkarma işlemi burada eksi ile eksi yan yana geldiği için eksi ile eksinin çarpımından artıya ya da bu çıkarma toplamaya dönüşüp ikinci işaretimizde zıt işaretlisine dönüşüyordu. Artı oluyordu. Eksi olsa artı artı olsa eksiye dönüşüyordu. Böyle bir kuralımız vardı hatırlayın. Tam sayılarda toplama işlemini anlatırken detaylı bir şekilde bu işaretlerden bahsetmiştik. Artık burada detaya girmiyorum. Nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız o videomuzu açıp izleyebilirler. Detaylı anlatımları öğrenebilirler. Biz burada devam edelim şimdi işlemimize. Bakın paydalar eşit. İşaretleri de artık düzene soktuk. Sonuç ne yapar? Şöyle yazalım şuraya. Buradan eksi 8'imiz var. Burada da artılar zaten artı yapıyor. Artı 15'imiz var. Buradan da artık artıya dönüştü ya. 1 artı 2 geldi buraya. Ortak paydamız nedir? 12. Hepsinde de ortak paydamız 12. Sonucu yazalım hemen yanına. Arkadaşlar bakın, artılı olanları ayrı bir toplayalım. 15, 2 daha ne yaptı? 17 yaptı. Eksili olanımız da 8. 17'den 8 çıkarsa kaç kalır? 9 kalır. 9 bölü ortak paydamız nedir? 12. Bunu sadeleştirebilirim. 9'u 3'e bölersem 3 12'yi 3'e bölersem 4 yapar. Demek ki benim sonucum 3 bölü 4 yapıyormuş. İstersek biz buna artı 3 bölü 4 de diyebiliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Konu başlığımız rasyonel sayılarda çarpma işlemi. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir ve varsa sadeleştirmeler yapılır arkadaşlar. Son olarak ise paylar kendi aralarında çarpılıp sonucun payına paydalar kendi aralarında çarpılıp sonucun paydasına yazılır. Hadi şimdi bunları örnek üzerinde gösterelim. Örneklerimiz burada. Birazdan çözeceğiz ama burada bir not bırakılmış bakın dost düşman diye. Bu neydi arkadaşlar? Evet, hepinizin hatırladığını görüyorum. Ne yapıyorduk? İşaret çarpımı gerçekleştiriyorduk. Öyle değil mi? Artı çarpı artı eşittir artı oluyordu. Eksi çarpı eksi eşittir artı oluyordu. Artı çarpı eksi eşittir eksi oluyordu ve son olarak eksi çarpı artı eşittir eksi oluyordu. Şimdi diyeceksiniz tamam hocam ama dost düşmanla ne alakası var? Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Artıyı dostla, eksiyi düşmanla ilişkilendirdiğimizde ne oluyordu arkadaşlar? Bakın. Dostumun dostu dostumdur. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır düşmanımın dostu düşmanımdır şeklinde burayı işaret çarpımını kodluyorduk. Şimdi burada işimize yarayacak. O sebeple buraya not düşmüşüz arkadaşlar. Bakın 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 7. İşaretler her ne kadar yokmuş gibi gözükse de her iki sayının da işareti gizli artıdır arkadaşlar. E artı ile artının çarpımından ne gelir? Şurada gördüğünüz gibi dostumun dostu dostumdur. Artı gelir. Peki işlemleri gerçekleştirirsek pay ile payı çarpalım. 3 ile 5'in çarpımından 15. 4 ile 7'nin çarpımından yani paydayla paydanın çarpımından 4 kere 7 28. Sonucum ne oldu? Artı 15 bölü 28 oldu. Gelelim ikinci örneğimize. Bu kez birinci sayımız, birinci rasyonel sayımız eksili. ikincisi ise artılı. Burada gizli artımız var. Eksi ile artının çarpımından ne gelir arkadaşlar bakın. Düşmanımın dostu düşmanımdır mantığından hareketle eksi gelir. Peki herhangi bir sadeleştirme var mı? Ona bakalım sayıları büyütmemek için. Bakın 7'yi 7'ye böldüm 1 yaptı. 14'ü 7'ye bölersem 2 yapar. 3 ile 1'in çarpımından pay ile payın çarpımından 3 gelir. Payda ile paydanın çarpımından da 2 kere 2 4. Sonucum ne oldu? Eksi 3 bölü 4 rasyonel sayısı oldu. Gelelim diğer örneğimize. Bakın 1 tam 3 bölü 5 çarpı 15 bölü 16 rasyonel sayıları verilmiş. Öncelikle şu tam sayılı kesrimizi bir bileşik kesre çevirelim. Devamında işlemimizi gerçekleştirelim. 1 kere 5 5. 3 daha 8 bölü 5 yaptı birinci rasyonel sayım. İkinci rasyonel sayım ne? 15 bölü 16. İşaretleri de arkadaşlar gizli işaretleri olduğu için şöyle artı artıdır. E artı ile artının çarpımı burada bakın dostumun dostu dostumdur mantığından hareketle artı yapar. Herhangi bir sadeleştirme var mı ona bakalım. Bakın 8'i 8'e böldüm 1 yaptı. 16'yı 8'e bölersem 2 yapar. 5'i 5'e böldüm 1 yaptı. 15'i 5'e bölersem 3 yapar. Şimdi pay ile payı çarpalım. 1 kere 3, 3, Payda ile paydayı çarpalım. 1 kere 2, 2. Sonucum ne yaptı? Artı 3 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Bir modelleme örneğiyle devam ediyoruz. Bakın 1 bölü 3 rasyonel sayısı ile 2 bölü 6 rasyonel sayısını çarptığımızda arkadaşlar işlemini modelleme ile gösterelim denmiş bize. Arkadaşlar ilk sayımız hangisi? 1 bölü 3. Bunu modelleme ile nasıl gösterebilirim? Bakın burada bir dikdörtgenimiz var. 3 eş parçaya bölünmüş ve bir parçası taranmış. Bu 1 payı ifade ederken tamamı 3 bölmeden oluştuğu kısım ise paydayı ifade etmekte. İkinci rasyonel sayımıza baktığımızda 2 bölü 6'yı görmekteyiz. 2 bölü 6 nerededir? İşte şu modellemenin karşılığıdır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeden oluşan bir dikdörtgenimiz var. Ve bunun 2 bölmesi taranmış. Bu 2 bölme taralı olan kısım payı ifade ederken tamamı 6 bölmeden oluşan kısım ise paydayı ifade etmekte. Çarpma işleminin sonucu ne yapar? Öncelikle ona bakalım. 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 6. Eşittir. Pay ile payı çarpıyorum. 2 kere 1, 2. Payda ile paydayı çarpıyorum. 3 kere 6, 18. 2 bölü 18 sonucunu bana verdi arkadaşlar. Şimdi 2 modellemeyi ayrı ayrı gösterilmiş 2 modellemeyi birleştirip çarpma işlemi sonucunda oluşan modelleme halinde burada gösteriyoruz. Bakın dikkat edin pembe olan kısımla mavi olan kısmın üst üste geldiği kısım pay olaraktan şurasıdır. Hem pembe hem de mavi olan kısım şurası. Peki kaç tane kutucuktan oluşmakta? Bakın gördüğünüz gibi iki tane kutucuktan oluşmakta. Burası şu payı ifade etmekte. Toplam kaç kutucuk oluşmuş burada? Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 satır olduğu için 3 kere 6'dan 18 kutucuk var. O zaman sonucun modelleme ile gösterilmiş hali burası sonucumuzda zaten 2 bölü 18 olmuş oluyordu. Şimdi de çarpma işlemini sayı doğrusu üzerinde gösterebileceğimiz bir örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. 3 çarpı 2 bölü 8 yani 3 tane 2 bölü 8'i sayı doğrusunda modelleyerek gösterelim denmiş bize. Arkadaşlar öncelikle sonucumuzu bir bulalım. 3 ile 2 bölü 8'i bir çarpalım. Nerede çarpalım? Şurada çarpalım. 3 çarpı 2 bölü 8 diyelim. Bakın 3'ün gizli paydası nedir? 1'dir. Pay ile payı çarptığımızda 3 kere 2 6, payda ile paydayı çarptığımızda 8 kere 1 8 6 bölü 8 sonucuna ulaşmam gerekiyor. Peki kaç tane 2 bölü 8'i kullanarak 6 bölü 8'e ulaşacağım? Bakın 3 tane. Bakın burası 0 ile 1 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 tane eş parçaya ayrılmış. Çünkü benim paydam 8. Sonra bakın mavi oklarla 2 birim 2 birim gidilmiş. Niye? Çünkü benim payım 2. Ve ben bunların her birine şöyle 2 bölü 8 hatta artı 2 bölü 8 artı 2 bölü 8 artı 2 bölü 8 diyebilirim. Toplarsam sonuçta nereye gelmiş olurum? Şuraya gelmiş olurum. Peki burası neyi ifade eder? 6 bölü 8'i ifade ediyor arkadaşlar. Çünkü bakın 2 birim, 4 birim, 6 birim sayarsanız sıfırdan başlayaraktan 1'e doğru ilerlerken 6 bölü 8'e ulaştığınızı siz de göreceksiniz. Geliyoruz rasyonel sayılarda çarpma işleminin özelliklerine. İlk özelliğimiz tıpkı tam sayılarda olduğu gibi değişme özelliği. Hemen açıklamasını okuyalım. Bakın rasyonel sayılarda çarpma işleminde çarpanların yeri değişse dahi sonuç değişmez. Buna ne denir? Rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği denir. Hemen örnek üzerinde gösterelim. Bakın birinci çarpanım nedir? 7 bölü 4 rasyonel sayısı. İkinci çarpanım eksi 5 bölü 9 rasyonel sayısı. Yerlerini değiştiriyorum. Baştakini sona, sondakini başa alıyorum. Bakın Birinci çarpanım eksi 5 bölü 9 rasyonel sayısı oldu. İkinci çarpanım 7 bölü 4 rasyonel sayısı oldu. Bakalım sonuç aynı çıkacak mı? 7 bölü 4'ün gizli işareti nedir? Artı. Aynı şekilde burada da gizli işaretimiz artıdır. E artıyla eksinin çarpımı ne oluyordu arkadaşlar? Eksi oluyordu. Çünkü dostumun düşmanı düşmanım yapar. O mantıktan hareketle eksiye ulaştım. 7 kere 5 ne yaptı? 35 yaptı. 4 kere 9 ne yaptı? 36 yaptı. Sonuç olarak neye ulaştım? Eksi 35 bölü 36'ya ulaştım. Peki bu eşit mi? Şu işlemin sonucuna. Yine bu kez eksi ile artının çarpımı düşmanımın dostu. Düşmanımdır mantığından hareketle. Eksiyi yazıyorum. 5 ile 7'nin çarpımı payların çarpımı 35 yapıyor. Paydaların çarpımı da 4 kere 9, 36 yine bize eksi 35 bölü 36 sonucunu verdi ve sonucun aynı olduğunu gördük. Ne diyoruz o halde? Rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Şimdi de sırada birleşme özelliği var. Bakın 2'den fazla rasyonel sayı çarpılırken önce hangi iki sayının çarpıldığı durumu sonucu değiştirmez arkadaşlar. Nasıl? Örnek üzerinde gösteriyoruz. Bakın birinci ifademizde 9 bölü 7, 5 bölü 3, 14 bölü 27 rasyonel sayıları varken ikinci ifademizde de aynı rasyonel sayıların olduğunu görmekteyiz. Ama birinci ifadede son iki rasyonel sayı önce çarpılırken ikinci ifadede ilk iki rasyonel sayı önce çarpılmakta. Çünkü parantezin içini yapmak işlem önceliğine göre öncelikli biliyorsunuz. Hemen bakalım sonuca yürüyelim. 9 bölü 7'yi aynen yazıyorum. Çarpı diyorum. Parantezin içini yapıyorum. 5 kere 14 ne yapar? 5 kere 4 20 elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. 70 yaptı. Bölü 3 kere 27 ne yapar? 81 yapar. Eşittir diyelim. Daha doğrusu eşit mi diye soru işareti koyalım. Gelelim ikinci ifademize. Bu kez ilk iki rasyonel sayımızı çarpacağız. Ama burada bakın arkadaşlar bir sadeleştirme durumu söz konusu. İşlem rahatlığı açısından 9'u 3'e bölersek ne yapar? 3 yapar. Burası da 1 yapar. Hadi çarpalım şimdi. 3 kere 5 15 bölü 7 kere 1 7 çarpı 14 bölü 27'yi ilave ettik. Devam edelim. Bakın şuradan devam edelim. 9 ile 81 sadeleşebilir. 9'un içerisinde 9 bir defa, 81'in içerisinde 9, 9 defa. Öyle değil mi? 7 ile de 70 sadeleşebilir. 7'nin içerisinde 7 bir defa, 70'in içerisinde 7 10 defa. Pay ile payı çarpalım. 1 kere 10, 10 şöyle bölü 1 kere 9, 9. Birinci ifademiz 10 bölü 9 çıktı. Şimdi ikinci ifademize bakalım. Burada da sadeleştirmeler var. 7'yi 7'ye böldüm 1. 14'ü 7'ye bölersem 2 yapar. 15'i 3'e bölersem 5. 27'yi 3'e bölersem 9 yaptı. Hadi şimdi pay ile payı payda ile paydayı çarpalım. 5 kere 2 10. 1 kere 9 9 yaptı. E 10 bölü 9 eşittir. 10 bölü 9 olduğuna göre eşitlik sonucu ben ne diyebilirim? Rasyonel sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. Sırada etkisiz eleman özelliğimiz var. Bakın rasyonel sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir. Aman karıştırmayalım arkadaşlar. 0 toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir. Örnekler üzerinde gösterelim. Bakın eksi 2 bölü 5 ile 1'in çarpımı ne olur? Eksi 2 bölü 5 olur. Adı üzerinde etkilemez işleme girdiği sayının aynısını verir. Burada ise 1 ile artı 11 bölü 8'in çarpımı bize artı 11 bölü 8'i verir. Asla işleme girdiği sayıyı etkilemez. Geldik yutan eleman özelliğine. Bir rasyonel sayının 0 ile çarpımı 0'dır arkadaşlar. Sayıyı 0 ne yapıyor? Yutuyor. 0 yapıyor. 9 bölü 5 rasyonel sayısı ile 0'ı çarptığımda sonuç 0 yapar. 9 bölü 5 yok olur. Geldik buraya. 0 ile eksi 1 bölü 7 rasyonel sayısını çarptığımda ne olur? Yine 0 olur eksi 1 bölü 7'yi 0 yutar. Sırada ne var? Ters eleman özelliği var. Bir rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi payı ve paydasının yer değiştirilmiş halidir. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Payını ve paydasını yer değiştiriyoruz. Yani sayıya takla attırıyoruz arkadaşlar. Sakın ola ki aldanmayın. Bir rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi nedir dediğimizde eksili ise artılı, artılıysa ise eksili almayın. O toplama işlemine göre tersi arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim bu noktaya. Peki biz şimdi çarpma işlemine göre tersini örnek üzerinde gösterelim o halde. 2 bölü 5'in tersi nedir? Payı ile paydasının yer değiştirmiş halidir. Ne olur? 5 bölü 2 olur. Bakın herhangi bir işaret değişikliğine gitmedim. Sadece payı ve paydasını yer değiştirdim. Bu örneğimizde de eksi 9 bölü 4 rasyonel sayısının tersi nedir? eksi 4 bölü 9'dur arkadaşlar. Asla işaretine dokunmuyorum. Rasyonel sayının payı ve paydasını yer değiştiriyorum sadece. Şimdi de en önemli özelliklerimizden birisi olan dağılma özelliğinden bahsedelim. Bakın parantezin önündeki çarpan parantezin içindeki toplama veya çıkarma işleminin terimlerine dağıtılır arkadaşlar. Nasıl? Şöyle bakın parantezin önünde bir rasyonel sayı verilmiş. İçeride de toplam durumunda olan iki tane rasyonel sayı verilmiş. Tabi burada da çıkarma işlemi durumunda olan rasyonel sayılarımız verilmiş. Yine bir rasyonel sayıyla çarpım durumunda. Bunları oklarla içeriye dağıtıyoruz. Şöyle bakın. İşlemimizi devam ettirelim. 2 bölü 7 ile önce biz şu 21 bölü 10 rasyonel sayısını çarpacağız. Arada toplama işlemi var. Sonra 2 bölü 7 ile bu kez 7 bölü 2 rasyonel sayısını çarpacağız. Hadi sonuca yürüyelim arkadaşlar. Bakın burada 7 ile 21 sadeleşir. 7'yi 7'ye böldüm 1. 21'i 7'ye bölersem 3. 2 ile de 10 sadeleşir. 2'yi 2'ye böldüm 1. 10'u 2'ye bölersem 5. Aynı mantıktan hareketle burayı sadeleştirebiliriz. 2 ile 2 karşılıklı sadeleşir. 7 ile 7 karşılıklı sadeleşir arkadaşlar. Hadi şimdi çarpma işlemlerimizi gerçekleştirelim. 1 kere 3 3 payı ile payı çarptım. Payda ile paydayı çarpalım. 1 kere 5 5. Burada zaten hep 1 kaldı. 1 kere 1 1 1 kere 1 1. Arada hangi işlemimiz vardı? Toplama işlemimiz vardı. Bakın. Şimdi payda eşitleyebilirim. Buraya 1 buraya 5 yazarak bakın bir de kısa yolumuz vardı. Tıpkı tam sayılı kese bileşik kese çeviriyormuşuz gibi. İsteyenler onu da kullanabilir. 1 kere 3, 3. 1 kere 5, 5. Artı 5 kere 1, 5. Bölü 5 kere 1, 5. Toplarsak 5, 3 daha. 8 bölü 5 sonucuna beni getirdi. Peki kısa yoldan nasıldı? Burayı 1 diye düşünüp 1 kere 5, 5, 3 daha 8 bölü 5'i direkt bulabiliyoruz arkadaşlar. İsteyen istediği yolu kullanabilir. Karışmasın diye şurayı şöyle ayıralım. Gelelim şimdi çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğine. Şöyle iki okumuzu gönderelim. 18 bölü 25 ile önce 5 bölü 6'yı çarpacağım. Bu kez arada çıkarma işlemi var. Sonra 18 bölü 25 ile bu kez 15 bölü 9'u çarpacağım. Bakalım sadeleştirmelerimiz var mı? Evet var. 18 ile 6 sadeleşirse burada 3 burada 1 kalır. 25 ile 5 sadeleşirse burada 5 burada 1 kalır. 18 ile 9 sadeleştiğinde burada 2 burada 1 kalır. 25 ile 15 direkt sadeleşmez 5 ile sadeleşir. 15'i 5'e böldüm 3. 25'i 5'e böldük 5 yaptı. Hadi şimdi işlemimizi devam ettirelim. 3 kere 1 3 payı ile payı çarptım 3 yaptı. Payda ile paydayı çarptım. 5 kere 1, 5. Arada eksimiz var. 2 kere 3, 6 bölü 5 kere 1, 5. Paydalar eşit olduğu için direkt işlemimi gerçekleştirebilirim. 3 eksi 6 ne yapar? Eksi 3 yapar. Bölü 5 sonucuna beni ulaştırdı. Ne oldu sonucum? Eksi 3 bölü 5 rasyonel sayısı oldu. Geliyoruz rasyonel sayılarda bölme işlemine. Açıklamamıza bakalım. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken varsa tam sayılı kesirler öncelikle bileşik kesre çevrilir arkadaşlar. Sonra ilk rasyonel sayı aynen yazılır. İkinci rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi alınır ve çarpılır arkadaşlar. Bir başka deyişle birinci sayı aynen yazılır. ikinci sayı ters çevrilir çarpılır. Ters çevrilden kasıt nedir? Payı ve paydası yer değiştirilir. Hemen örneğimizi kullanalım. Daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Burada yine dost düşman hatırlatması var. Artık işaretleri yazmıyorum biliyorsunuz. Önceki sayfalarda yazarak göstermiştim. Burası eksili. Burada gizli artımız var. E dost düşman mantığına göre nedir? Düşmanımın dostu düşmanımdır. Eksiği buraya yazıyoruz. Yani eksinin artıya bölümü eksi yapar. İşaret çarpımında olduğu gibi işaret bölümünde de aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Tabi bu sonucun işareti. Sonucu bulduğumuzda buraya yazacağız. Şimdi bölme işlemimizi bir gerçekleştirelim. Birinci rasyonel sayı aynen yazılır demiştik. Eksi 3 bölü 4 yazdım. Aradaki bölme işlemi çarpma işlemine dönüşür. Artı ikinci sayı ters çevrilir çarpılır. 2 bölü 5 diye yazarım. İşlemimiz ne hal aldı? Çarpma işlemi halini aldı. Eksinin artı ile çarpımı ne yapar? Eksi yapar. Devamında ise sayılarımızı çarparsak 3 ile 2'nin çarpımından 6, 4 ile 5'in çarpımından 20 gelir. E, eksi 6 bölü 20 sonucuna ulaştık o halde. 6 bölü 20'yi buraya yazalım. Gerekli bir sadeleştirme var mı? Var. Eksiyi yine yazıyorum. 6'nın yarısı 3 yapar. 20'nin yarısı 10 yapar. Demek ki benim sonucum eksi 3 bölü 10 rasyonel sayısı oluyormuş. Bölme işlemimizde de bazı özel durumlar vardır. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bakın bölme işleminde sıfırın etkisi. Sıfırın sıfır haricinde bir rasyonel sayıya bölümü sıfırdır arkadaşlar. Sıfıra bölündüğünde ne oluyordu? Tanımsız oluyordu. Sıfır haricinde bir rasyonel sayıya bölümünü nasıl gerçekleştirebiliriz? Bakın şöyle yaparız. Birinci sayımız sıfır yazdık. Sonra ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. Çarpı 3 bölü 5 değil 5 bölü 3 deriz. Şöyle ki sıfırın gizli paydası 1'dir. 0 kere 5 0 yapar. 1 kere 3 3 yapar. E 0 bölü 3 de 0 yaptı. Gördüğünüz gibi 0 sonucuna ulaştık. Bir sayının 0'a bölümü tanımsızdır. Bunu da zaten biraz önce söylemiştim. Olmayan bir bütünün içerisinden herhangi bir pay alınamaz. O yüzden bu bir tanımsız ifadedir. Ha bununla alakalı belirsizlikler var. Bu belirsizlikler konusunu lisede işleyeceksiniz. Biz şu an tanımsız diye bilmemiz yeterli. Bölme işlemiyle alakalı diğer özel durumlarımıza bakalım. Bölme işleminde bu kez 1'in etkisinden bahsedeceğiz. 1'in bir rasyonel sayıya bölümü o sayının çarpma işlemine göre tersine eşittir. Bakın 1 bölü 3 bölü 4 rasyonel sayısı. 1'i aynen yazıyoruz. Bölme çarpmaya dönüşüyor. 3 bölü 4'ü ters çevirip çarpıyorduk. 4 bölü 3 diye yazıyoruz. Peki 1'in gizli paydası nedir? 1'dir. Pay ile payı çarptığımızda 1 kere 4, 4 Payda ile paydayı çarptığımızda 1 kere 3, 3. Neye ulaştım? 4 bölü 3'e. İlk başta işleme giren rasyonel sayım neydi? 3 bölü 4. E sonuç 3 bölü 4'ün çarpma işlemine göre tersidir. Bize de zaten tersi çıkacağı söylenmişti bu açıklamamızda. Gelelim buraya. Bir rasyonel sayının 1'e bölümü kendisini verir. Bakın eksi 2 bölü 5. Bunu aynen yazıyorum. Bölme işlemi olduğu için bu bölmeyi çarpmaya çeviriyorum. İkinci sayımızı da 1 bölü 1'miş gibi düşünüp ters çevirip çarpsam da yine 1 bölü 1 yapıyor arkadaşlar. Fark etmiyor. Sonuç ne yapar? Eksi 2 ile 1'in çarpımından eksi 2 geldi. 5 ile 1'in çarpımından 5 geldi. Bakın işleme giren sayı eksi 2 bölü 5'ti. Sonuç eksi 2 bölü 5 yaptı. Yani kendisini verdi. Bir de bölme işleminde eksi 1'in etkisinden bahsedip konumuzu nihayetlendireceğiz. Bakın eksi 1'in bir rasyonel sayıya bölümü o sayının çarpma işlemine göre tersinin toplama işlemine göre tersidir. He, bakın nasıl oluyor? Eksi 1'i aynen yazıyoruz. Gizli paydasına da 1 yazıyoruz. Bölme işlemini çarpmaya çeviriyoruz. Bölme işleminin kuralından ötürü ikinci rasyonel sayımızı da ters çevirip çarpacağız. Peki bunun işareti nedir? Gizli artıdır. Eksi ile artının çarpımından eksi gelir. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Bakın sonuç olarak eksi 5 bölü 2'ye ulaştım. İşleme giren sayım neydi? 2 bölü 5'ti. Bakın 2 bölü 5'in rasyonel sayılarda çarpma işlemine göre tersinin toplama işlemine göre tersini bulduk. Çarpma işlemine göre tersinde pay ile payda yer değiştiriyordu. Yer değiştirmiş. Toplama işlemine göre tersinde de işareti değiştiriyordu. Artı iken eksi olmuş gördüğünüz gibi açıklamamızı bulduğumuz sonuç sağladı. Bir rasyonel sayının eksi 1'e bölümü o sayının toplama işlemine göre tersidir. Bakın bunu da gösterelim. Eksi 3 bölü 7'yi aynen yazıyorum. Devamında bölmeyi çarpmaya çevirip eksi 1'in de gizli paydası 1'dir diyorum. Şöyle yine ters çevirsem de bu eksi 1 bölü 1 yapıyor bir şey değişmiyor. Peki sonuç ne olur? Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığından hareketle. Pay ile payı çarpalım 3 kere 1 3. Payda ile paydayı çarpalım. 7 kere 1, 7. Sonuç olarak neye ulaştım? Artı 3 bölü 7'ye. E işleme giren sayım neydi? Eksi 3 bölü 7 rasyonel sayısıydı. Dikkat ederseniz sadece işaretleri farklı. Zaten açıklamamızda da toplama işlemine göre tersini bulacağımız söyleniyordu. Toplama işlemine göre tersinde ne oluyordu? İşareti değişiyordu. Gördüğünüz gibi işaretimiz değişti. Konu başlığımız rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler. Bazı kitaplarda bu adım adım işlemler olarak da isimlendirilebilir. Şaşırmayın arkadaşlar. Hemen açıklamamıza geçelim. Rasyonel sayılarla birden fazla işlem içeren durumlarda işlem önceliği adımları takip edilir. Zaten işlem önceliğini daha önceki sınıflarda tam sayılarla, doğal sayılarla işlemler yaparkenden Biliyoruz. Ama burada da bir tekrar ederim isterseniz, işlemler karışık bir vaziyette verildiğinde ilk önceliğimiz parantez içi ve kesir çizgisidir arkadaşlar. Burada kesir çizgisinden kasıt arkadaşlar bazı işlemlerde hangi kesir çizgisine göre hangi rasyonel sayının hangi rasyonel sayıyla işleme gireceğine karar vermemiz gerekiyor. Bundan bahsediyor burada. Bunu Örnekleri çözdükçe daha iyi anlayacaksınız. Burada ikinci sırada üstlü işlemler varsa sonuçlandırılır denmiş. Ama arkadaşlar bu bazı kaynaklarda birinci sırada da verilebilir. Yine şaşırmayın. Ben de genelde üstlü işlemler önceliklidir paranteze göre diyorum. Çünkü üstlü bir ifadeyi arkadaşlar eğer parantezin içerisinde ise bu üstlü ifademiz. Ben bu üstlü ifadeyi yapmadan parantezin içerisindeki işlemi devam ettirebilir miyim? Hayır, devam ettiremem. Öncelikle üstlü işlemler varsa yapılmalıdır. Devamında çarpma bölme ve toplama çıkarma bunlar klasik biliyorsunuz. Yalnız burada şunu söyleyelim: Aynı önceliğe sahip işlemler bir arada verildiğinde, yani çarpma ile bölme bir aradaysa önce soldaki veya toplama ile çıkarma bir aradaysa önce soldaki işlem önceliklidir arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayılarla karma işlemlerin olduğu bir örnekle konumuza devam ediyoruz. Bakın toplama işlemi var, çarpma işlemi var, çıkarma var, çıkarma var. Burada parantez verilmiş. Burada gördüğünüz gibi tam sayılı kesir var. Şurada üslü ifade var. Bunları işlem önceliğine göre takip ederek yapacağız şimdi arkadaşlar. Bakın ilk önceliğimiz tabii ki parantezin içidir. Ama şu tam sayılı kesri bileşik kesre çevirsem veya şu sayımızın rasyonel sayımızın karesini alsam bu da işlemin sonucunda herhangi bir etki yapmaz. Bunu da bilesiniz. Ama biz öncelikle her zaman olduğu gibi parantez dediğimiz için şuradan başlayalım isterseniz. Burada paydalarımızı eşitleyeceğiz. Buraya 2 buraya 5 yazalım. 2 kere 4 ne yaptı? 8. 2 kere 5 ne yaptı? 10. Eksi 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. Ne yapar buranın sonucu arkadaşlar? 8'den 5 çıktı 3. Paydam da 10. 3 bölü 10 sonucunu bana verdi. Neresi? Parantez içi. Hadi şimdi bakın şuradaki tam sayılı kesimimizi de bileşik kesre çevirelim. 2 kere 4 8. 3 daha 11 bölü 4 yaptı. Arada artı var. Sonra 5 bölü 3'ümüz var. Çarpı diyoruz. 3 bölü 10'u yazıyoruz. Çünkü parantezin içini... 3 bölü 10 diye buldum. Eksi. Şimdi de şurayı bulalım arkadaşlar. Burası ne yapar? 2 tane 3 bölü 2'nin yan yana yazılıp çarpılmasıdır. Çünkü 3 bölü 2'nin karesinden bahsediyoruz. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. 9 bölü 4'ü de geldik buraya yazdık. Artık yukarıdaki şu işlemimiz bu hale aldı arkadaşlar. Tamam mı? Hadi işlemi devam ettirelim. Bu kez önceliğimiz nedir? Çarpma işlemidir. Toplama ve çıkarma sonraya bırakılır. Burada şu 3 ile şu 3 sadeleşebilir. 5 ile de onu sadeleştirirsek yukarıda 1 aşağıda 2 kalır. Şu 3'lerden de zaten geriye 1 kaldı. Sonuç ne yapar? Bakın 1 kere 1. 1 1 kere 2, 2. Sonuç bu yaptı. Hadi şimdi buraya yazalım arkadaşlar bu bulduğumuz sonucu ve şu rasyonel sayılarımızı. Öncelikle 11 bölü 4'ten başladım. Artı dedim. Bulduğum çarpma işleminin sonucu 1 bölü 2. Devamında da çıkarma işlemimiz 9 bölü 4. Şöyle karışmasın diye şurayı da şu şekil ayıralım. İşlemimize buradan devam ediyoruz. Ama tabii aynı işlemden bahsediyoruz. Farklı bir örnek değil bu. Bakın payda eşitleyeceğiz. Burası 1 ile, burası 1 ile genişletilir ama burayı 2 ile genişleteceğim ki paydası 4 olsun. Hadi yazalım genişlemiş hallerini şuraya. 1 kere 11, 11 bölü 4 artı 2 kere 1, 2 bölü 4 artı şey pardon eksi 1 kere 9, 9 bölü 4. İşlem olaraktan aynı önceliğe sahip işlemler toplam ve çıkarma. O zaman ben önce soldakini yapayım. 11 ile 2'nin toplamından 13 geldi. Bölü 4 eksi 9 bölü 4 kaldı. E 13'ten 9 çıkarsa kaç kalır? 4 kalır. 4 bölü 4 de bana bir tam sonucunu verdi. Demek ki benim sonucum kaç çıkıyormuş? 1 çıkıyormuş. Biraz önce işlem önceliğinden bahsederken arkadaşlar kesir çizgisi diye bir kavram geçmişti. Hatırlayın. İşte bakın burada o kesir çizgisiyle alakalı durumu açıyoruz biraz daha. Hem de örnek çözüyoruz hakkında. Bakın kesir çizgisi kullanılan işlemlerde eşittir sembolü hizasında bulunan ana kesir çizgisinin payında ve paydasında bulunan işlemler ayrı ayrı yapılır. Sonra bölme işlemi gerçekleştirilir. Bakın burada eşittir burada olduğu için bu bizim ana kesir çizgimiz. Eğer eşittir verilmeseydi ana kesir çizgisi en uzun çizgi olduğu için oradan karar verilecekti. Ve işlemlerimiz ayrı ayrı yapılacak. Onu da burada söyledik. Pay kısmında bakın 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 var. Burada ayrı ayrı payda eşitleyeceğiz. Şöyle 1 bölü 2 paydasını şöyle 3 ile burayı diğer tarafı da 1 bölü 3 2 ile şöyle eşitleyeceğiz. Sonuç ne yapar? 3 kere 1 3 eksi 2 kere 1 2 ortak payda altında yazıyorum. Paydam 6. 3 eksi 2 ne yaptı? 1 bölü 6 yaptı. Yukarıyı 1 bölü 6 olarak bulduk. Şimdi de aşağıyı bulalım arkadaşlar. Burada ise şurayı 2 ile genişletmem yeterli. Burası 1. Hadi işlemi devam ettirelim. 2 kere 1 2 bölü 2 kere 2 4. Arada artı var. 1 kere 1 1 bölü 1 kere 4 4. Toplarsak 2 1 daha 3 bölü 4 yaptı. Şimdi bu iki işlem 1 bölü 6 pay kısmı şu yukarının sonucu 3 bölü 4 şu aşağının sonucu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu ikisi büyük ana kesir çizgisiyle birbirinden ayrılmıştı. Biz de burada ayıralım isterseniz. Şurada yapalım. 1 bölü 6 bölü 3 bölü 4. Bu hale aldı. Şimdi 1 bölü 6'yı aynen yazarım. 3 bölü 4'ü ters çevirip çarparım. 4 bölü 3 olur. Herhangi bir sadeleştirme var mı? Evet var. 4'ü 2'ye böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. Sonuç ne yapar? 2 kere 1 2'ye 3 kere 3 9. 2 bölü 9 sonucunu bana verdi. Bakın şimdi iki tane güzel örnekle devam ediyoruz. Burada 1 bölü 2 bölü 3 eşit midir? 1 bölü 2 bölü 3'e diye sorulmuş. Ayrı ayrı bulalım eşit olup olmadığına karar verelim. Burada arkadaşlar eşittir'in yanındaki çizgimiz şu. Ana kesir çizgisi bu oluyor. O halde şu birin gizli payda biri olmak zorunda. Diğerinde ise şurada gizli payda 1 olmak zorunda. Çünkü eşittirin yanındaki ana kesir çizgimiz bu. O halde arkadaşlar öncelikle şunu yaparsak 1 bölü 1 ters çevirip çarpacağız. 2 bölü 3 ne olacak? 3 bölü 2 eşit mi? 1 bölü 2'yi yazdım. Ters çevirip çarpacağız. 3 bölü 1'i ters çevirip yazarsak 1 bölü 3. Sonuç olarak 1 bölü 1 ile 3 bölü 2'nin çarpımından 3 bölü 2 geldi. Bakın 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün çarpımından da 1 bölü 6 geldi. Halbuki sayılarımız birbirine benziyor, eşitliğimiz sanki varmış gibi gözükmesine rağmen sonuç olarak birbirine eşit olmayan 2 tane farklı rasyonel sayı çıktı buna. Aman dikkat diyoruz arkadaşlar. Şimdi çok fazla test sınavlarında çıkan soru tiplerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Soruya şöyle bir baktığımızda dikkat ederseniz bizim gözümüzü korkutuyor. Ama çok kolay bir yöntemi var. Bakın öncelikle burada isterseniz tabii ki gizli payda 1 yazıp bunlara paydalarını eşitleyerek de sonuca yürüyebilirsiniz. Ama hep ne diyorum bir kısa yolumuz var. Tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyormuşçasına şöyle yapacağız. 1 kere 2 2 2 artı 1 3 bölü benim paydam 2 çarpı 1 kere 3 3 bir daha 4 bölü 3 çarpı 1 kere 4 4 bir daha 5 bölü 4. Nokta 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 nokta. Bir kere 10. 10. Bir daha 11 bölü 10 sonucunu bana verdi. Bakın burada 3 ile 3. 4 ile 4. 5 ile 5 sadeleşir. Şuradan gelecek 10 ile da 10 sadeleşir. Geriye kala kala şuradaki 11 ile şuradaki 2 kalır. Ve sonuç olarak arkadaşlar 11 bölü 2 sonucuna 11 bölü 2 rasyonel sonucuna ulaşırım. Yeni sorularımız bu şekilde bakın gördüğünüz gibi çeşitleniyor sorularımız artık. 2 eksi 1 artı 1 bölü 2 bölü 2 eksi 1 bölü 3 ne yapacağız? Arkadaşlar eşittir burada olduğu için şu ana kesir çizgisi o halde şurayı ayrı çözeceğiz. Şurayı ayrı çözeceğiz. Öncelikle şurayı bulmaya çalışalım. 1 artı 1 bölü 2 ne yapar? Kısa yoldan düşünürsek öncelikle şu 2 eksimizi bir yazalım. 1 kere 2 2 bir daha 3 bölü 3. 2 yaptığı aşağıda kısa yoldan çözelim hemen 2 kere 3 6 6 eksi 1 ne yapar 5 yapar bölü 3 arkadaşlar bunu tekrar söylüyorum isterseniz siz paydasına 1 yazarak uzun yoldan da paydalarını eşitleyip bulabilirsiniz ama bu bir kısa yoldur tavsiye ederim tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesri e çeviriyormuşuz mantığını uyguluyoruz ama burada topluyoruz burada çıkarıyoruz. Aman dikkat. Devam edelim işlemimize. Şimdi önceliğimiz neresi? Şurası. Şu çıkarma işlemi sonra yapılacak. Ne yapacağız o halde? 3 bölü 2 ile çarpacağız. 3 bölü 5'i. Nereden geldi bu? 3 bölü 2'yi 5 bölü 3'e bölüyorduk. Bölme işlemini çarpmaya çevirdik. Burada da Sayımızın rasyonel sayımızın payı ve paydası yer değiştirdi. Sonuç olarak 3 kere 3 9, 2 kere 5 10, 9 bölü 10'a ulaştım. Bitti mi işim? Hayır bitmedi. Şimdi şu 2 ile 9 bölü 10'u buluşturacağız ve yine kısa yoldan yapalım. 2 kere 10 20, 20'den 9 çıktı. 11 bölü 10 sonucuna beni ulaştırdı arkadaşlar. Demek ki bu işlemin sonucu 11 bölü 10 yapıyormuş. Gelelim aşağıdaki işlemimizin sonucuna. 5 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4. Burada eşittir burası olduğu için ana kesir çizgimiz burası. O halde arkadaşlar bura ayrı değerlendirilecek burası ayrı değerlendirilecek. Şurayı kendi içerisinde ayrı değerlendirdiğimizde önceliğimiz ne olacak? Çarpma işlemi olacak. Sayımızı şöyle bir, bir daha yazarsak arkadaşlar şuraya yazalım şöyle. aşağıya 1 bölü 2 artı deyip şu çarpma işlemini yapalım. 1 ile 1'in çarpımından 1. 3 kere 4 12. Bu hali aldı bakın. Dikkat edin. Şimdi payda eşitleyelim. Buraya 6 buraya 1 yazalım. 6 kere 1 6 bölü 12. 1 bölü 12 de yanında var. Yukarısı 5 bölü 2 aynen kaldı. Eşittir. Yukarısı yine 5 bölü 2. Aşağısı 6 bir daha 7 bölü 12'yi bize verdi. Şimdi ana kesir çizgimiz şura. Buna göre 5 bölü 2'yi ben 7 bölü 12'ye böleceğim. E şurada işleme devam edelim. 5 bölü 2'yi o halde ben ne yapacağım? 12 bölü 7 ile çarpacağım. Tamam mı? Şöyle karışmasın diye şurayı ayıralım isterseniz şöyle. Evet. Bakın 12 ile de 2 sadeleşebilir. 2'yi 2'ye böldüm 1. 12'yi 2'ye böldüm 6. 5 ile 6'nın çarpımı 30. 7 ile 1'in çarpımından 7 geldi. Demek ki bu işlemin sonucu 30 bölü 7 yapıyormuş arkadaşlar. Yeni örneklerimize baktığımızda bakın adım sayılarımız sürekli artmakta. Bir merdiven kesir örneği var. Burada işlemlerin arttığı, üslü ifadelerin devreye girdiği bir rasyonel sayılarla adım adım işlemler örneği var. İşler karışıyor bakın iyi dinleyelim. Burada ilk etapta bakmam gereken nedir ilk örneğimizde? Ana kesir çizgisine karar vermek. Eşittirin yanında hangi çi kesir çizgisi var? Şu görmüş olduğunuz. O zaman burası ana kesir çizgisi olmuş oluyor. Demek ki şu aşağıyı ayrıca değerlendireceğim. Tabii bunun içerisinde de arkadaşlar şurası ayrıca değerlendirilecek. İlk başta buradan başlayacağım. Peki burası ne yapar? Hemen bulalım. Bir kere 2 2 3 daha 5 bölü 2 yapar. Şimdi soruyu tekrar yazalım isterseniz. 1 eksi 1 bölü 1 artı bakın burası 1 bölü 5 bölü 2 oldu. Şimdi hangisi yapılır? Şurası yapılır. Ne yapar burası arkadaşlar? 1 bölü 5 bölü 2 olduğu için 2 bölü 5 olur. Soruyu tekrar yazıyorum. Bakın 1 eksi 1 bölü 1 artı 2 bölü 5 halini aldı. Şimdi burası yapılır. Burası ne yapar? Kısa yoldan yapalım. 1 kere 5, 5. 2 daha 7 bölü 5 yaptı. Soruyu yine şurada tekrar yazıyorum arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 7 bölü 5 halini aldı. Şimdi burayı yaparsak 1 bölü 7 bölü 5, 5 bölü 7 halini alır. Onu da burada şöyle yazalım. 1 eksi 5 bölü 7 olur diyelim. Ve kısa yoldan hemen burada 1 kere 7, 7. 7'den 5 çıkartırsak 2 bölü 7 sonucuna ulaştığımızı görmekteyiz. Demek ki şu koca işlemin sonucu 2 bölü 7 rasyonel sayısı yapıyormuş. Ayrıca arkadaşlar şuralarda kısa yollar kullandım gördünüz. İşte bunlar da yine daha önceden de söylediğim gibi bu kısa yolu yapamayan arkadaşlarımız birlerin altına gizli payda bir yazıp işi uzatarak paydalarını eşitleyerek de yine aynı sonuca ulaşabilirler. Şimdi şurayı şöyle karışmasın diye ayıralım ve buraya gelelim. 2 tam 1 bölü 4 eksi 1 tam 1 bölü 3 bölü burası ana kesir çizgisi eşittirin yanında çünkü. 1 bölü 4'ün karesi artı eksi 1 bölü 2'nin küpü. Burada ne yapacağız? Öncelikle şu tam sayılı kesirlerden bir kurtulalım. 2 kere 4 8 bir daha 9 bölü 4 eksi 1 kere 3 3 bir daha 4 bölü 3 bölü Buraya geçelim. Karesini alalım. İsterseniz yerimiz de yok zaten arkadaşlar. Direkt yazalım. 1'in karesi. 1 kere 1 ne yaptı? 1 yaptı. 4'ün karesi. 4 kere 4 ne yaptı? 16. Burada öncelikle işaretimize karar vereceğiz. Küpü dediği için eksiği 3 defa yan yana koyup çarpsak. Şöyle. Bakın. Eksiyle eksinin çarpımından artı. Artıyla eksinin çarpımından eksi gelir. O zaman benim sonucum ne olur arkadaşlar? Burada eksili olur. Öyle değil mi? Şurası eksili oldu. Arada da artımız var. 1'in küpü. 1 bir kere 1, bir, 1 bir, bir kere 1 yine 1 yaptı. Paydaya ise 2'nin küpü. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 yaptı. Bunu yazacağız. İşlemimizi devam ettirelim. Bakın burada 12'de burada ise paydamız 16'da eşitlenir. Eşitlenmiş hallerini ortak payda altında yazacağım. Takip edin. 3 kere 9 27. Eksi 4 kere 4 16 bölü. Ortak paydam nedir? 4 kere 3 12. Buraya baktığımızda 1 kere 1 1. Artı ile eksinin çarpımından burada artık eksi gelir arkadaşlar. 2 kere 1 2 bölü. Ortak paydam nedir? Her ikisinde de 16. Sonuca bakalım. 27'den 16 çıkarsa buradan 11 bölü 12 gelir. Şuradan ise 1'den 2 çıkarsa küçükten büyüğü çıkardığım için eksili olur. Eksi 1 bölü 16 yapar. Şurası eşittirin yanında olduğu için ana kesir çizgisi. Bakın şuraya işlemimizi sığdırmaya çalışalım. Tamam mı? Burada arkadaşlar 11 bölü 12'yi öncelikle bir yazarız. Karışmasın diye isterseniz şurayı da şöyle Ayıralım sonucu burada bulacağız çarpı eksi 1 bölü 16'yı eksi 16 bölü 1 diye ters çevirip yazarız şöyle parantezle de gösterelim karışmasın 16 ile 12 sadeleşebilir 12'yi 4'e böldüm 3 16'yı 4'e böldüm 4 yaptı e 4 ile 11'in çarpımından 44 eksiyle şuradaki gizli artının çarpımından eksi 1 ile 3'ün çarpımından 3. Eksi 44 bölü 3 sonucunu bana verdi. Şu görmüş olduğunuz işlemimizin tamamının şöylece sonucu. Örneklerimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz bakın. İlk örneğimiz 2019 artı 16 bölü 15 bölü. Bakın bu kesir çizgimiz ana kesir çizgisi. Çünkü eşittirin yanında. 2020 artı 1 bölü 15 bu şekilde bir sorumuz var. Burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar ben burada şunu görmekteyim. Şu 16 bölü 15'i parçalayıp bunun içerisinden bir tam alırsam. Nasıl ki şöyle bakın. 2019 artı bu 16 bölü 15'i şöyle yazabilir miyim? 15 bölü 15 artı 1 bölü 15 diye yazabilir miyim? Dikkat edin. 15 ile 1'in toplamından 16 Ortak paydam zaten 15. Bu şekilde yazabilirim. Ee, bakın arkadaşlar şu 15 bölü 15. 15 ile 15 sadeleşip bir tam yapar mı? Yapar. Ben bu bir tamı getirip şu 2019'a ilave edebilir miyim? Ederim. Ettiğimde ne olur? Şimdi onu yazıyorum bakın. Takip edin. 2019'a bir tamı ilave ettim. 2020 yaptı. Yanında da artı 1 bölü 15'imiz var. Şimdi gelelim paydaya. Paydamızda da 2020'ye artı 1 bölü 15'imiz var. Aa bakın ikisi de birbirine eşit ifade çıktı. O zaman bununla bu sadeleşir. Benim sonucum 1 yapar. Gördünüz mü arkadaşlar? Aslında çok zormuş gibi gözüken bir soru. Şöyle karışık büyük sayılardan oluşan bir soru. Bir sonucunu verdi. Ufacık bir sayı olaraktan karşımıza çıktı. Ve işlemin ne kadar kolay olduğunu da görmekteyiz. Tek bilmemiz gereken yer şurası. Buraya dikkat edelim. Buradan bu tam kısmı bu kesrimizin, bileşik kesrimizin içerisinden çıkartıp bunu basit kesir haline getirmek. Bu tam kısmı da 2019'a ilave edip 2020'ye ulaşmak. Buna dikkat edelim. Karışmasın diye şöyle ayıralım. Bu sorumuza gelelim şimdi de. 3 bölü 0,2 eksi 15 bölü 0,15 diye bir sorumuz var. Burada ana kesir çizgimiz bura. Öncelik şurayı yapacağız. Ardından burayı yapacağız. Şimdi bakın 3 bölü 0,2 demiş ya. Ben bunu acaba şöyle yazabilir miyim? Bu 3'ün gizli paydası 1'dir. Çarpı. Şu 0,2'yi de 2 bölü 10 olaraktan düşünsem. Bölme işlemi olduğu için burada. Ters çevirip yazacağım zaman. 10 bölü 2 olur mu? Bakın bu 2 bölü 10'dur. Ters çevirip yazdığımızda 10 bölü 2 ile çarpacağım. Ne yapar? 3 ile 10'un çarpımından şöyle 30. 2 ile 1'in çarpımından 2. E 30'u da 2'ye bölersek 15 yaptı. Bakın çok enteresan arkadaşlar. Burası 15 yaptı. Bakın şu kısım 15 yaptı. E burada da 15 var. E zaten bu ikisi 15 eksi 15 halini aldı. Payda da 0,15 var ama şu yukarının değeri 0 olduğu için benim sonucum 0 çıkar arkadaşlar. Hiç aşağıyla uğraşmamıza gerek yok. Sonucumuz 0 çıktı. İki tane çok güzel örnekle konumuzu nihayetlendireceğiz arkadaşlar. Bakın çok iyi dinleyelim. Bu tip örneklerde şu yolu tercih edeceğiz. 3 artı şu ifade verilmiş ya bize. Şu ifade komple arkadaşlar 1 olmak zorunda. Neden? Çünkü 3 ile 1'i topladığımda bana şu 4'ü versin diye. Anlaştık mı? E o halde soruyu tekrar yazarsak. 3 ile 4'ten kurtulduk. Şu sorumuzu tekrar yazalım. 2 bölü 1 artı 6 bölü x eksi 2 neye eşitmiş? Artık 1'e eşitmiş. Şurada bulduk. Tamam mı? Şimdi şöyle düşüneceğiz. Şu aşağıyı bulmaya çalışacağız. Ben 2'yi kaça bölersem sonuç 1 yapar. Kendime bunu soracağım. 2'yi 2'ye bölersem sonuç 1 yapar. Öyle değil mi? O zaman şu ifademiz 2'ye eşit. Bunu da getireceğiz. Burada yerine yazacağız. Bakın 1 artı 6 bölü x eksi 2 neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Şimdi de şurayı bulmaya çalışacağım ve kendime şu soruyu soracağım. Ben 1 ile kaçı toplarsam sonuç 2 yapar. Evet hepinizin 1 dediğini duyuyorum. O zaman 6 bölü x eksi 2 ne olmuş olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. Onu da getireceğim bakın karışmasın şu işlemimizle diye ta şuraya yazıyorum. 6 bölü x eksi 2 eşittir 1'e. 1'in de gizli paydası 1'dir arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak x eksi 2 ile 1'in çarpımından x eksi 2 gelir. 1 ile 6'nın çarpımından 6 gelir. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak geçer. Buradan benim x değerim şöyle yazarsak 6 artı 2'den 8 olarak karşıma çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Bakın işlemimizi buradan aldık. Buradan devam ettirdik kağıdımızda fazla yer olmadığı için. Karışmasın diye şöyle ayırdım şimdi. Bu işlemimizi yapmaya çalışacağız. Burada ilk yapmamız gereken şey şu. Ana kesir çizgisine karar vermek. Eşittir nerede? Burada. O zaman şu görmüş olduğunuz ana kesir çizgisi. Ben burayı ayrı değerlendireceğim. Burayı ayrı değerlendireceğim. Tabi bunları da hep kendi içerisinde ayrı ayrı işleme tabi tutarak değerlendireceğim. Burada ilk önceliğim şurası. Burada ise ilk önceliğim Şurası. Şimdi bunları ayrı ayrı bulalım. Burası ne yapar? Kısa yoldan yapalım. 1 kere 2, 2. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. 1 bölü 2 yaptı. Şurası. Burası ne yapar? 1 kere 3, 3. 3'den 1 çıktı. 2 kaldı. Paydamız da 3. Burası da 2 bölü 3 yaptı. Şimdi sorumuzu tekrar yazacağız arkadaşlar. Nerede? Şurada yazalım bakın. 2 eksi. Yukarıda 1 artı. Şu bulduğumuzu yazacağız. 1 bölü 2 diye. Paydasında da şu 2 olacak. Aşağıya inelim. 1 artı 1 bölü şu bulduğumuzu yazacağız. 2 bölü 3 olacak. Şimdi yapılması gereken yerler şuralar. Önceliğimiz buralar şimdi. Bunları bulmaya çalışalım. Arkadaşlar burada 1 bölü 2 iki, bölü 2'dir bu. Bunu da şöyle yaparız. 1 bölü 2 iki çarpı 2'nin gizli paydası 1'dir. 1 bir bölü 2 diye yazılır ve sonuç 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkar. Burası ise 1 bölü 2 bölü 3'tür. Bunu da 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 diye yazdığımızda yani şöyle 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 diye yazdığımızda sonuç 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. E bunları şimdi yerine yazdığımızda tekrardan 2 eksi 1 artı buradan 1 artının yanına 1 bölü 4 geldi. Burada 1 artının yanına ise 3 bölü 2 geldi. Şimdi bunları ayrı ayrı sonuçlarını bulacağız ve yazacağız. 2 eksi Yukarısı ne olacak? Bakın. 1 kere 4, 4. Bir daha. 5 bölü 4 olacak. Aşağısı 1 kere 2, 2. 3 daha arkadaşlar. 5 bölü 2 olacak. Şimdi şurayı yapacağız. 5 bölü 4 Bölme işlemi olduğu için çarpmaya çevirdim. 2 bölü 5 olacak. Şu 5'ler birbirini götürecek. 2 ile de 4 sadeleşecek. 2'yi 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. Buradan karşıma kala kala 1 bölü 2 kalacak. Başta da 2 vardı. Şimdi bu ikisini işleme sokacağım. Nasıl? 2 eksi 1 bölü 2 diye. 1 bölü 2 arkadaydı biliyorsunuz. Sonucu hemen buraya yazıyorum. 2 kere 2 4. 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 2. Benim sonucum 3 bölü 2 çıktı. Şu işlemin sonucu 3 bölü 2 çıkıyor arkadaşlar. Başlığımız rasyonel sayıların karesi ve küpü. Rasyonel sayıların karesi alınırken verilen rasyonel sayı kendisi ile çarpılır. Bakın tabanının pozitif olduğu duruma bir örnek ve tabanının negatif olduğu duruma bir örnek vermişiz. Şimdi her iki durumda da karesini bulalım bu rasyonel sayılarımızın. İlk etapta pozitif olanı yapıyoruz. 3 bölü 4'ün karesi demişiz. Açıklamamıza göre ne yapmamız gerekiyordu? Kendisi ile tekrardan çarpacağız. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 benim sonucum olmuş olacak. Hadi çarpalım. 3 kere 3 9. 4 kere 4 16. Herhangi bir sadeleştirme var mı? Yok. Sonucum ne yaptı? 9 bölü 16 rasyonel sayısını verdi. Gelelim tabanı negatif olana. Eksi 4 bölü 7'nin karesi. Ne yapacağız bu kez? Eksi 4 bölü 7'yi 2 kez yan yana koyup çarpacağız. Ya da bir başka söylem ile eksi 4 bölü 7'yi kendisiyle çarpacağız. 2 tane eksi 4 bölü 7'yi şöyle yan yana yazalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle işaretlerini çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımından ne gelir? Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığından hareketle pozitif gelir. 4 kere 4 16 yaptı. 7 kere 7 de 49 yaptı. Demek ki sonucumuz ne oldu? Eksi 4 bölü 7'nin karesi artı 16 bölü 49 oldu. Şimdi bir notumuzla devam ediyoruz. Bakın tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir sonra karesi bulunur. Demek ki tam sayılı kesir şeklinde verilmiş ifadelerimizde öncelikle bileşik kesre çevireceğiz sonra karesini bulacağız. 2 tam 1 bölü 3'ün karesini almamız istenmiş bizden. Hemen öncelikle bileşik kesre çevirelim. 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 3 yapar bileşik kesre çevrilmiş hali. Peki bunun ne yapacağız sonra karesini alacağız. Rasyonel sayımızın karesini aldığımızda ne yapmamız gerekiyordu? Kendisinden bir tane daha yazıp çarpacağız. 7 bölü 3 çarpı 7 bölü 3 diyeceğiz. Sonuç ne yapar bakın? 7 kere 7 49. 3 kere 3 9. 49 bölü 9 sonucuna ulaştım. Geldik bu kez tabanımız negatif olduğunda ne yapacağız? Bunu bulmaya. Yine arkadaşlar mantık aynı. Tam sayılı kesrimizi bileşik kesre çevireceğiz. Bu önceliğimiz. Devamında da karesini alacağız negatif tabanımızın. Bakın bir kere 5 5. 3 daha ne yaptı? 8 bölü 5 yaptı. Ama bu kez eksili olduğu için eksi 8 bölü 5 diyoruz. Ve karesini yazıyoruz. Peki karesini alacağıma göre 2 tane eksi 8 bölü 5 yazacağım ve çarpacağım. Hadi çarpalım arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımından düşmanımın düşmanı dostumdur mantığından hareketle sonuç pozitif olur. 8 kere 8 64. 5 kere 5 25. Benim sonucum 64 bölü 25 oldu. Şimdi de sırada rasyonel sayıların küpünü hesaplama var. Hemen açıklamamıza bakalım. Rasyonel sayıların küpü alınırken sayı yan yana 3 kez yazılır ve çarpılır. Bakın tabanı pozitif olduğu durum yine tabanı negatif olduğu durum ayrı ayrı göstermişiz. Hadi birlikte çözelim. 2 bölü 5'in 3. kuvveti yani küpü ne yapıyorduk? 3 kez yan yana yazıp çarpacaktık tabanımızı. 2 bölü 5'ten 3 tane yazıyoruz şöyle. Bakın yazdık. Peki sonuca yürüyelim. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125. Sonucum ne oldu? 8 bölü 125 oldu. İşareti konusunda bir bilgi verebilir miyim? İşaret gözükmediğine göre arkadaşlar bunun işareti ne olmuş oluyor? Pozitif olmuş oluyor. Gelelim negatif taban olan rasyonel sayımıza. Bunun küpünü alacağız şimdi. Eksi 2 bölü 3'ün kuvveti olaraktan 3 yazıyor. Yani eksi 2 bölü 3'ün küpü. 3 tane eksi 2 bölü 3'ü yan yana yazıp çarpacağız. Hadi yazalım arkadaşlar şu ikincisi, şu da üçüncüsü. Önce işaretlerimizi çarpalım isterseniz. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. Biliyorsunuz parantezler arasında bu noktayı koymasak da çarpma anlamına geliyor. Koysak da çarpma anlamına geliyor arkadaşlar. Burayı karıştırmayalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2 8 sonucunu bize verirken 3 kere 3 9 9 kere 3 27 sonucuna bizi ulaştırdı. Peki eksi 2 bölü 3'ün küpü o halde ne olmuş oldu? Eksi 8 bölü 27 rasyonel sayısı olmuş oldu. Bir rasyonel sayının küpe hesaplanırken bu kez sayımız tam sayılı kesir olarak verildiğinde ne yapacağız? Buna bakalım. Tam sayılı kesirler öncelikle bileşik kesire çevrilir. Tıpkı arkadaşlar kareyi almada olduğu gibi. Sonra ise küpe alınır. Karesi alınmaz da küpe alınır. Bakın dikkat ediyoruz örneklerimizi takip edelim. 1 tam 1 bölü 3. Bunun küpünü almamız bizden istenmiş. Ne yapacağız? Öncelikle tam sayılı kesrimizi bileşik kesre çevireceğiz. Hadi çevirelim. 1 kere 3, 3. 1 daha 4 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Şimdi bu rasyonel sayımızın küpünü alırsak 3 tane yan yana yazıp çarpacağımız anlamına gelmektedir. 4 bölü 3, 4 bölü 3, 4 bölü 3. 3 tane yazdık. Hadi şimdi çarpalım. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Demek ki 1 tam 1 bölü 3. Bir başka söylem ile 4 bölü 3 rasyonel sayımızın küpü ne yapıyormuş? 64 bölü 27 yapıyormuş. Gelelim buraya. Bu kez tabanımız negatif bakın. Eksi 2 tam 1 bölü 2'nin küpü istenmiş bizden. Hemen öncelikle bileşik kesre çeviriyoruz. 2 kere 2 4. Bir daha 5 bölü 2 ama eksi 5 bölü 2. Hemen buraya yazdık. Eksi 5 bölü 2 diye. Ne yapacağız? Küpünü alacağız. 3 tane eksi 5 bölü 2'yi şöyle yan yana yazıp çarpalım. Evet. Şimdi sonuca yürüyelim. Öncelikle işaretleri çarpıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. 5 kere 5, 25. 25 kere 5, 125 yaptı bölü 2 kere 2 4 4 kere 2 8 yaptı. Sonuç olarak arkadaşlar ben eksi 2 tam 1 bölü 2'nin küpünü yani eksi 5 bölü 2'nin küpünü aradığıma göre benim sonucum eksi 125 bölü 8 olarak karşıma çıktı. Gelelim buradaki örneğimize bakın burayı şöyle ayıralım. Küpü değil karesi var karışmasın. Öncelikle bize demiş ki eksi 2 bölü 5'in karesini al ardından bir ile topla demiş. Hemen öncelikle arkadaşlar tabi ki işlem önceliğine göre burayı yapmak zorundayız. Hadi yapalım. Eksi 2 bölü 5'i karesini alacağımız için 2 defa yan yana yazıp çarpıyorum. Sonucumuzu bulalım. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldi. 2 kere 2 4 yaptı. 5 kere 5 25 yaptı. Şimdi yanında bir artı birimiz var. Bunu ekleyeceğiz. Hadi onu da arkadaşlar yanına ekleyelim, ilave edelim. Şöyle artı 1 diye ilave ettiğimizde isteyen bunun gizli paydasına bir yazıp paydalarını eşitleyip yapabilir. İsteyen de arkadaşlar tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyormuşçasına kısa yoldan bakın şu şekilde. Bir kere 25, 25, 25 artı 4, 29 bölü 25 diye bu işlemimizin sonucuna ulaşabilir. Şimdi iki tane güzel örneğimiz var. Bunlarla devam ediyoruz bakın. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. 1 tam 1 bölü 2'nin küpü eksi eksi 1 bölü 2'nin karesi. Ayrı ayrı bunları bir bulalım arkadaşlar. Birinci sayımızın küpünü ikinci sayımızın karesini alacağız. Tabi burada bir tam sayılı kesir olduğu için öncelikle ben bunu ne yapmam lazım? Bileşik kesre çevirmem gerekiyor. Ne yapar bileşik kesre çevirirsek? 1 kere 2 2 1 daha 3 bölü 2 yapar işaretini ister artı yazarım istersem yazmam. Çünkü pozitif olduğu için çok da önemli değil arkadaşlar. Üçüncü kuvvetini buraya ilave ettim. Hadi sonucunu bulmaya çalışalım isterseniz ne yapar? 3 bölü 2'den 3 tane yan yana yazıp çarpacağım. Çarpalım şöyle. Sonuç ne yapar? 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Payda ise 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 yaptı. Burayı bulduk küp ifadesinin işlemsel olarak sonucu bu. Şimdi karenin değerini bulalım. Onu da şurada yapalım isterseniz. Eksi 1 bölü 2'nin karesi denmiş bize. Bu ne anlama geliyor? 2 tane eksi 1 bölü 2'yi yan yana yaz çarp. Bu anlama geliyor. Hadi çarpalım yazdık. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldi. 1 kere 1 1. 2 kere 2 4. Bunun da sonucu artı 1 bölü 4 yaptı. Şimdi bu iki sonucu burada yerine yazalım. Küp ifadesinin sonucu 27 bölü 8 yapmıştı. Arada eksi var. Ardından 1 bölü 4 yaptı kare ifadesinin sonucu. Eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 4 yaptı. Şöyle şuraya yazalım. Peki Şimdi burada payda eşitleyeceğiz arkadaşlar. Tabi payda eşitlemeden önce şunu değerlendirelim. Bakın arada eksi var ya bu çıkarma işlemimiz biliyorsunuz toplamaya dönüşürken ikinci sayının da işareti negatife dönüşecek. Çünkü pozitif olduğu için zıt işaretlisi eksili oluyor. Eğer negatif olsaydı pozitife dönüşecekti. Tamam mı? Şimdi toplama işlemine dönüştüğüne göre artık işlemimi gerçekleştirebilirim. Bunun da gizli işareti artıdır. Bunu da burada belirtelim. Şöyle parantez içerisinde yazalım. Paydalarını nasıl eşitleyeceğim? Buraya 1, buraya 2 diyeceğim. Paydaları eşitlenmiş halini yazalım. Artı 27 bölü 8 gelir buradan. Arada artımız var. Şu artı bakın. Sonra eksi buradan 2 kere 1, 2. 2 kere 4, 8. Eksi 2 bölü 8 geldi. Peki sonuç ne yapar? Nihai sonuca ulaşacağız. Bakın toplama işlemi birinin işareti artılı birinin işareti eksili. O zaman çıkarma yapılacak. Büyükten küçüğü çıkartacağız. 27'den 2 çıktı 25 yaptı. Büyüğün işareti artı olduğu için bizim de işaretimiz artı olacak. Paydam da 8. 25 bölü 8 sonucuna ulaştım. Gelelim ikinci örneğimize. Bakın burada da 5 bölü 3'ün X'inci kuvveti 125 bölü 27'ye eşitmiş. He Ben buradan arkadaşlar hemen şunu anlayacağım. 125 bölü 27'ye kuvveti şeklinde yazmalıyım ki X'e ulaşabileyim. Hem 125'in hem de 27'nin ortak kuvveti halinde yazılabileceği bir değeri var mı? Şöyle bir düşünelim. Hmm. Hemen aklımıza şu gelebilir. 20, 125 acaba kaçın üçüncü kuvveti? 5'in üçüncü kuvveti. 27'de 3'ün üçün üçüncü kuvveti mi? Evet hepinizin onayladığını duyuyorum. O zaman arkadaşlar şu şekilde yazacağız bakın. 5 bölü 3'ün x'inci kuvveti eşittir. Bunun da tabanını şöyle 5 bölü 3 yapabiliriz. İlk önce ayrı ayrı 3. kuvveti diye yazalım ki 5 üzeri 3'ün 125'e 3 üzeri 3'ün de 27'ye eşit olduğunu görün diye. Ama devamında 5 bölü 3'ü şöyle yazıp üzerine ortak kuvvetim 3'tür diyebilir miyim derim. E burada tabanın 5 bölü 3 burada da tabanın 5 bölü 3 o zaman şu gördüğünüz x neye eşit oldu arkadaşlar 3'e eşit olmuş oldu. Çünkü tabanlar aynı olduğunda da kuvvetlerin aynı olması eşitliği söz konusu bu durumda ne olur arkadaşlar sonucum x eşittir 3 olur. Değişik örneklerimizle konumuzu çeşitlendiriyoruz bakın. Eksi 1,25'in üçüncü kuvveti küpü bize sorulmuş. Bu bir ondalık gösterim ama ben bunu istersem rasyonele çevirebiliyorum. Öyle değil mi? Hadi çevirelim arkadaşlar. Eksi 125 bölü 100 diye yazabilirim ben bu değerimi. Sonra da küpü derim. Nasıl yazdım? Bakın virgülden sonra iki basamak olduğu için Paydaya iki tane sıfır olan yüzü ilave ettim. Pay kısmına ise virgülsüz bir halde sayımızı buraya yazdım. İşaretim de negatif. Artık işlemimizi devam ettireceğim ama önce yapmam gereken sadeleştirme var. Sadeleştirmemizi yapalım. Hem 125'in içerisinde hem de yüzün içerisinde 25 arayalım. Bakın 125'i 25'e bölersem ne yapar? 5 yapar. 100'ü 25'e bölersem 4 yaptı. Gördüğünüz gibi sayımız çok sade, güzel bir hal aldı. Zaten en sade hali de budur. Şimdi bunun üçüncü kuvvetini arayacağız. Nasıl? Şurada arayalım isterseniz. Boşlukta daha güzel olur. Eksi 5 bölü 4'ten 3 tane yazacağım. Yan yana yazıp çarpacağım. Birinciyi yazdık. ikinciyi yazdık. Şöyle. Üçüncüyü de yazdık. Hadi çarpalım. Öncelikle arkadaşlar işaretleri çarpıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. 5 kere 5, 25, 25 kere 5, 125 sonucunu verdi. Paydaya baktığımızda 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64 sonucunu verdi. Demek ki benim sonucum ne oluyormuş? Eksi 125 bölü 64 oluyormuş. Gelelim bir diğer örneğimize. 1 eksi 7 bölü 3'ün karesi denmiş. Öncelikle şu parantezin içini bir yapalım sonra karesini alırız. Arkadaşlar burada isterseniz birin gizli paydası 1 deyip paydalarını eşitleyebileceğiniz gibi isterseniz de kısa yoldan tıpkı tam sayılı kesir bileşik kesre çeviriyormuş gibi sonuca yürüyebiliriz. Nasıl yürüyeceğiz bakın. 1 kere 3, 3. 3'den 7'yi çıkartacağım. Şöyle 3 eksi 7 diye yazacağım. Bunu paya yazacağım. Paydaya ise 3'ü yazacağım sonra karesini alacağım. Tamam mı? Bu şekilde ifade edeceğim. E 3 eksi 7 ne yapar? Küçükten büyüğü çıkardığım için negatif sonuç yapar. Eksi 4 bölü 3 olur. Bunun da karesini alacağım için 2 tane eksi 4 bölü 3'ü şöyle yan yana yazıyorum ve karesini alıyorum. Eksi ile eksinin çarpımından ne gelir arkadaşlar? Artı gelir. 4 kere 4 16, 3 kere 3 9. Artı 16 bölü 9 sonucuna ulaştım. Siz isterseniz burada birin altına gizli payda 1 yazıp paydalarını eşitleyip çözebilirsiniz. Yine aynı sonucu bulduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi de hem karenin hem de küpün aynı işlem içerisinde olduğu bir bölme işlemi var. Bakın takip edin. Öncelikle şu küpümüzü bir bulalım. Ne yapıyor? Eksi 1 bölü 2'den 3 tane yan yana yazıp çarpalım. Şöyle Tamam mı? Aralara noktalarımızı koyduk çarpma işlemlerimizi. Sonrasında bir bölme işlemimiz var. Bu bölme işlemini de şöyle isterseniz kesirle gösterelim. Altına da payda kısmı olaraktan şu kare ifadesini yazalım. Eksi 1 bölü 4'ten kaç tane? 2 tane. İlk önce yukarıyı isterseniz çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Yukarısı eksi 1 bölü 8 yaptı. Aşağısı ise arkadaşlar, eksi ile eksinin çarpımından artı, 1 kere 1, 1. 4 kere 4, 16. Bakın burası da artı 1 bölü 16 yaptı. E birinci rasyonel sayımızı aynen yazıyoruz. 1 bölü 8. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. Bölme işlemi olduğu için artı 16 bölü 1 diye. Buradan sonuç olarak ben kaça ulaşırım? Eksi ile artının çarpımından eksi. 16 ile 1'in çarpımından 16. 8 ile 1'in çarpımından 8. Ne yapar sonuç? Eksi 16'yı 8'e bölersem 2 yapar. Eksi 2 sonucuna ulaştım. Rasyonel sayı problemleri. Verilen bir bütünün istenilen kesir kadarını bulmak için arkadaşlar bütün ile kesir çarpılır. Yani çarpma işlemi gerçekleştirilir. Hemen örnek üzerinde gösterelim bu açıklamamızı. 30 santimetrelik bir cetvelin 4 bölü 5'i bir başka söylem ile 5'te 4'ü kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Hangi işlemle bulacağım? Tabii ki çarpma işlemiyle. Hadi yapalım. 30 çarpı 4 bölü 5. Burada arkadaşlar 30'un gizli paydası 1 olduğu için 1 ile 5 çarpım durumundadır. 30 ile de 4 çarpım durumundadır. Tabi şimdi burada işlem kolaylığı açısından 30'u 5'e bölebilirim. 5'i 5'e böldüm 1. 30'u 5'e bölersem 6 yapar. Peki sonuca yürüyelim. 6 ile 4'ün çarpımından 24. 1 kere 1 bir yazmaya gerek yok. O halde 30 santimetrelik bir cetvelin 4 bölü 5'ine kadar yapıyormuş 24 santimetre yapıyormuş. Şimdi de bir önceki sayfadaki durumun tam tersini işleyeceğiz. Bakın açıklamamızda ne diyor? Belirli bir kesir kadarı verilen bir bütünün tamamını bulmak için bu kez parça verilen kesre bölünür arkadaşlar. Biraz önce bütün verilmişti parça soruluyordu. Şimdi parça verilmiş bütün soruluyor. O halde hangi işlemi gerçekleştiriyoruz? Bölme işlemi gerçekleştiriyoruz. Hadi örneğimize bakalım. 3 bölü 7'si 15 olan sayının tamamı. Bir başka söylemiyle 7'de 3'ü 15 olan sayının tamamını bizden bulmamız istenmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Parçanın verilen kesre bölünmesi gerekiyor. Parçamız ne? 15. Hadi gelin şimdi bütünü bulalım. 15 bölü şöyle bölme işlemimiz 3 bölü 7. Bölme işleminin kuralı gereği ne yapmamız gerekiyor? Birinci sayıyı aynen yazıyoruz. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Tabi dediğimiz bu sayımızda kesrimiz 3 bölü 7. Ne oluyor arkadaşlar? 7 bölü 3 olmuş oluyor. Bir başka söylem ile burada kesir değil. Biz bunu rasyonel sayı olarak tabii ki belirteceğiz çünkü konumuz rasyonel sayı problemleri. Bu da bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Şimdi 15'i rasyonel sayı olarak nasıl yazarız? Tabii ki paydasına 1 yazarak. Burada sadeleştirmemiz var mı? Evet var. 3'ü 3'e böldüm 1, 15'i 3'e bölersem 5 ve son olarak 5 kere 7 35, 1 kere 1 1'dir ama yazmaya gerek yok. Demek ki benim bütünüm 35'miş, bunun da 3 bölü 7'si zaten 15 yapar. Şimdi de farklı bir açıklamamızla devam ediyoruz bakın kesrin kesri bulunurken verilen kesirler çarpılır çarpma işlemi gerçekleştirilir neyde kesrin kesri bulunurken hemen örneğimize bakalım bir depodaki suyun 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'i ya da başka bir söylemiyle 3'te 1'inin 5'te 3'ü bakın kesrin kesri bahçe sulamak için kullanılıyor. Harcanan su 120 litre olduğuna göre depo toplamda kaç litre su alır diye bize sorulmuş. Öncelikle şu kesrin kesrini bir bulalım. Hangi işlemi yaparak? Tabii ki çarpma işlemini yaparak. Çünkü yukarıdaki açıklamamız gereği. 1 bölü 3 ile 3 bölü 5'i çarpıyoruz. Ve burada 3'lerin birbirini karşılıklı götürdüğünü görmekteyiz. O zaman 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'i ne yapar arkadaşlar? Şu 3 ile 3 sadeleşince buralarda 1 kalır. 1 kere 1, 1. 1 kere 5, 5. 1 bölü 5 kalır. 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'i 1 bölü 5'i anlamına geliyormuş. E devamında ne diyor bakın? Arkadaşlar bu harcanan su. 1 bölü 5'i ne oluyor? Harcanıyor. Ve bu harcanan litre cinsinden neye eşit? 120 litreye eşit burada belirtilmiş tamam mı? Ben şimdi bunu arkadaşlar değişik değişik yollardan yapabilirim. Aklıma şu geldi. Şuradan yapalım istiyorum. Depodaki suyun tamamını bulabilmek için. Şöyle göz kararı birbirine eşit 5 tane şöyle model oluşturalım. 1 2 3 şu 4 şu da 5 olsun siz kareli defterlerinizde birbirine eşit daha güzel kareler oluşturabilirsiniz. Burada bu 5 birim bakın 1, 2, 3, 4, 5 birimin bir birimini tarayalım. Çünkü bu 5 birimlik depodaki suyun 5'te biri harcanmış. Bize ne soruluyor arkadaşlar? Tamamı. Tamamı kaç birimdir? Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. E o halde bir birimi 120 litre ise 5 birimini ben nasıl bulurum? Tabii ki 120'yi 5 ile çarparak öyle değil mi arkadaşlar? Hadi çarpalım 5 kere 0 0 5 kere 2 10 10'un 0'ı elde var 1 5 kere 1 5 bir de elde 600 litrelikmiş benim depomun toplam hacmi. Şimdi de yeni problemimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir terzi. 48 metre kumaşın önce 1 bölü 2'si ile elbise ardından kalan kumaşın 1 bölü 3'ü ile gömlek en son kalan kumaşın ise 1 bölü 4'ü ile bluz dikmiştir. Terzinin kullanılmayan kaç metre kumaşı kalmıştır diye bize sorulmuş. Ne yapacağız? Öncelikle şu kumaşın elbise dikilen kısmını bir bulalım. 48'in arkadaşlar şöyle 1 bölü 2'si ile elbise dikilmiş çarpma işlemi yapacağız. Artık gizli payda 1 yazmayalım. Şu 48 ile şu 2 sadeleşebilir ya da 48 ile 1'i çarparsın buraya 48 yazarsın. böyle 2'den zaten 24 metre çıktı. Bu nedir arkadaşlar? Gömlek için harcanan kumaş. Pardon pardon burada elbise yazıyor. Hemen düzeltelim elbise diyelim özür dilerim. Bu elbise için harcanan kumaş. Sonra kalan kumaşın 1 bölü 3'ü ile gömleklenmiş. Hadi şimdi kalan kumaşı bulalım. Ne yapacağız arkadaşlar? 48'den 24'ü çıkartacağız. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 24 metre kalan. Bu kalan kumaşın 1 bölü 3'ü. 24'ün 1 bölü 3'ü ne yapar? Şöyle çarpma işlemiyle buluruz. 24 ile 1'in çarpımından 24. Paydada da 3 olur. 24 bölü 3'ten 8 metre ile gömlek. Gömlek tamam. Elbise tamam. Ve en son kalan kumaşın 4'te 1'i ile bluz. En son kalan kumaş nedir arkadaşlar? Şimdi bu 24 metre kalmıştı. Bunun 8 metresiyle ben gömlek diktim. E o halde 24'ten 8'i çıkartacağım ki en son kalan kumaşı bulayım. Öyle değil mi? 4'ten 8 çıkmaz. Burası oldu 14. Şuradan çünkü bir 10'lu kaldık. Burada 1 kaldı. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. Burada da 1. 16 metre son durumda kalan. Tamam mı? E bu şimdi 16 metrenin de ben 1 bölü 4'ü ile bluz dikecekmişim. 16'nın 1 bölü 4'ünü bulacağım. 16 ile 1'in çarpımından 16 bölü 4 yaptı. Buradan da 4 metre 16'yı 4'e bölersek 4 kere 4 16 olduğu için bu da nedir? Bluz. Şimdi bluz için 4 metre, gömlek için 8 metre, 24 metre de elbise için harcadık. Bunları şöyle toplayalım bakın. 24 artı 8 artı 4 ne yapar? 24, 8 daha 32, 4 daha 36 metre toplam harcanan. Geriye ne kadar kalır? Onu da şurada bulalım. 48'den 36'yı çıkartırsak 8'den 6 çıktı 2 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. Elimde son durumda 12 metre kumaşım kaldı. Bize de zaten kullanmadığı kumaş soruluyordu arkadaşlar. Kullanmadığı kumaş 12 metredir. Şimdi de şöyle bir problemimiz var bakın. Elmas Hanım parasının dörtte biri ile domates, üçte biri ile patlıcan, beşte biri ile biber almıştır. Geriye ise 39 TL parası kaldığına göre başlangıçta kaç TL'si vardır diye bize sorulmuş. Biz şimdi ilk etapta parasının harcadığı kısımları bulalım. Bunun için de ne yapacağız arkadaşlar? Şunları toplayacağız. Hadi toplayalım. 1 bölü 4, 1 bölü 3 ve 1 bölü 5. Domates almış, patlıcan almış, biber almış. Toplayalım. Bakalım kaçta kaçını harcamış bulalım. Paydalar 60'ta eşitlenir. Ben burayı 15 ile, burayı 20 ile, burayı da 12 ile genişletirsem paydaları 60 yapmış olurum. Pay kısımları da 1 olduğu için arkadaşlar ortak payda altında yazalım. 15 artı 20 artı 12 bölü 60. Toplarsak 20 ile 15'in toplamından 35, 12 daha 47 bölü 60 benim karşıma çıktı. Bu harcanan kısmın arkadaşlar rasyonel sayı karşılığı. Peki geriye kalan kısmın rasyonel sayı karşılığı kaç yapar? Tamamı 60 bölü 60 olacağı için bu bütündür. Bundan harcanan kısım olan 47 bölü 60'ı ben çıkardığımda 60'tan 47 çıkarsa 13 karşıma çıkar ve 13 bölü 60'lık kısım nedir? Geri kalan kısımdır. E geri kalan kısmın TL cinsinden karşılığı neydi? 39 TL idi. O zaman 60 birimlik bir bütünün 13 birimi 39 TL'ye eşitse, şöyle yazalım. 13 birimi arkadaşlar 39 TL'ye eşitse buna karşılık geliyorsa başlangıçta kaç TL'si vardı? Bütün soruluyor bize. 60 birimi neye denk gelir? Bize bu soruluyor TL cinsinden. Şimdi 13 birim 39 TL'ye denk geliyorsa 13 birimin kaç katıyla ben 39'a ulaşabilirim? Burada 3 katıyla öyle değil mi? 3 kere 13 39 yapar. O zaman 60'ın da 3 katını alırsam doğru cevaba ulaşmış olurum. Bu da 60 çarpı 3'ten 180 TL olarak benim karşıma çıkar. Şimdiki problemimizi okuyalım. 270 santimetre yükseklikten yere bırakılan bir top her yere düştüğü yüksekliğin 3'te biri kadar yükseğe zıplamaktadır. Buna göre bu top 3. kez yere düştükten sonra kaç santimetre yükseğe çıkabilir diye bize sorulmuş. İlk etapta arkadaşlar şöyle 270 metrelik bir yükseklik belirtelim. Pardon santimetrelik bir yükseklik belirtelim ve bu yükseklikten arkadaşlar topumuz yere bırakılıyor. Bırakıldıktan sonra şöyle yön olarak belirtelim. Bırakıldıktan sonra ilk yere çarptığında ne kadar yükselebilir bunu bulalım. Arkadaşlar şurada isterseniz hesaplayalım. 270'in 3'te 1'i kadar yükseğe çıkabilir. Tamam mı? Bu da çarpma işlemiyle bulunur. Bir bütünün belirtilen kesir kadarı. 270'i 3'e böleceğiz. Ne yapar 270 bölü 3? 3 kere 9 27 yaptığı için 90 yapar. Demek ki artık 90 santimetreye kadar yükselebiliyor bu top. 90 santimetre de şurası olsun şöyle. Burası 90 santimetre. Çünkü topumuz burada yere çarptı. Tekrardan geri yükseldi. Yükseldiği zaman arkadaşlar nereye kadar gelecek? Şuraya kadar artık gelebilecek. Burası çünkü 90 santimetrelik bir yükseklik. Buradan da yeni durumda aşağıya doğru düşme gerçekleştirecek. Bu düşme sonucunda bakalım ne kadar yükseğe çıkabilecek. Bu kez 90'ı değerlendirelim. 90'ın 3'te 1'ini alacağız. 90 ile 1'in çarpımından 90. Burada da 3'ümüz var. 90'ı 3'e böldüm. 30 santimetreye kadar yükselebilir. Tabi bu birinci durum. Birinci yere çarptığı durum. Bu da ikinci yere çarptığı durum. Bize hangisi soruluyor? Üçüncü kez. Onu da bulacağız birazdan. Şimdi bu kez nereye kadar yükselebildi? 30'a kadar. Burası da 30 olsun. Şöyle göz kararı çizelim. Topumuz yere çarptı. Tekrar yükseldi arkadaşlar. Şuraya 30 yazalım. Ve son durumu da şöyle belirteceğiz. Buradan artık serbest düşmemizi gerçekleştirsin. Yine yeni durumda 30'un üçte birini bulacağım ve sonuca doğru yürüyeceğiz. 30 çarpı 1 bölü 3 eşittir. 30 bölü 3 yaptı bu da. Ve sonucumuz ne oldu arkadaşlar? 30 bölü 3'ten 10 santimetre yaptı. Üçüncü durumda o halde 10 santimetre yükseğe çıkabiliyor. Geldi buraya çarptı. Buradan 10 santimetre yükselebildi arkadaşlar. Burası 10 santimetre oldu. Bizden de zaten 3. kez yere düştükten sonra kaç santimetre yükseğe çıkabileceği soruluyordu. 10 santimetre yükseğe çıkabilir. Yeni problemimize bakalım. Hacmi 2,4 litre olan bir sürahi limonata, 2 bölü 5 litrelik kaç bardağı doldurur diye bize sorulmuş. Arkadaşlar, burada bölme işlemi gerçekleştireceğiz. Rasyonel sayı olmasaydı bu sayılar, ne yapardık mesela? 10 litrelik bir kabımız olsa ve 2 litrelik kaç e kaba? doldurulabilir diye sorsaydık onu ikiye bölerekten 5 tane kap derdik öyle değil mi? E burada da aynı mantıktan hareketle bu kez 2,4'ü böleceğiz 2 bölü 5'e. İşlem kolaylığı açısından şu ondalık gösterimimizi rasyonel sayıya çevirelim. 2,4 nasıl yazılır? 24 bölü 10 diye yazılır. Bölüme işlemini çarpmaya çevirelim ve bunu da ters çevirip çarpalım. 5 bölü 2 diye yazalım. Gerekli sadeleştirmeleri gerçekleştiriyorum. 5'i 5'e böldüm 1 yaptı. 10'u 5'e böldüm 2 yaptı. 24'ü arkadaşlar 2'ye bölüyorum. 2'yi 2'ye böldüm 1 yaptı. 24'ü 2'ye böldüm 12 yaptı. Tabii ki 12 de 2'ye bölünür de onu şurada gösterelim. 12 ile 1'in çarpımından 12 geldi. 2 ile 1'in çarpımından 2 geldi. Şimdi 12 bölü 2 ne yaptı? 6 tane bardağa doldurulabilir 2,4 litre olan bir sürahi limonata. Şimdiki sorumuz şu şekilde bakın. Buz eriyince hacminin onda birini kaybeder. Buna göre 1250 metreküp buz eriyince kaç metreküp su oluşur diye bize sorulmuş. Şimdi öncelikle bütünden şu kaybolan kısmı bir çıkaralım. Benim bütünüm nedir? 10 bölü 10'dur. Kaybolan kısım nedir? 1 bölü 10. Bunu çıkartırsam karşıma 9 bölü 10'luk bir kısım kalır. 9 bölü 10 rasyonel sayısı neyi temsil eder? Buz kütlesi eridiğinde meydana gelen suyun rasyonel sayı cinsinden gösterimini ifade eder. Şimdi arkadaşlar bunun metreküp cinsinden değerini bulalım. 10 bölü 10'luk kısım 1250 metreküp'e denk gelirken 9 bölü 10'luk kısım çarpma işlemiyle bakın şu şekilde 1250 çarpı 9 bölü 10 şeklinde gösterilebilir. Şu sıfırla şu sıfır karşılıklı sadeleşebilir. Benim sonucum ne olur o halde? 125 çarpı 9'dan bakın şurada çarpalım. 9 kere 5 45. 45'in 5'i elde var 4. 2 kere 9 18. 4 de elde 22. 22'nin ikisi elde bu kez ikimiz var. 9 kere 1 9. 2 de elde 11 yaptı. 1125 metreküp su oluşur bu buz kütlesi eridiğinde. Farklı bir problem tipiyle devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın bir çubuğun ucundan onda biri kadarı kesilince orta noktası 6 santimetre kaymaktadır. Buna göre çubuğun kesilmeden önceki boyu kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Arkadaşlar bu tip sorularda şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Bakın çubuğun orta noktası kesilen parçanın yarısı kadar kayar. Tamam mı? Bunu sakın unutmayalım. Tekrar edelim. Çubuğun orta noktası kesilen parçanın uzunluğunun yarısı kadar kayar. Burada orta noktası ne kadar kaymaktaymış? 6 santimetre kaymaktaymış. O halde bu çubuktan kaç santimetrelik bir parça kesilmiş olması lazım? 12 santimetrelik bir parça kesilmeli ki bunun yarısı kadar orta noktamız kaysın. Bakın 6 santimetre kaysın. O halde buraya yazalım 12 santimetrenin kesildiğini kesilen kısım. Tamam mı? Şimdi 12 santimetre kesilen kısımsa bunun rasyonel sayı karşılığı nedir? Onda biri. Bakın onda biri kesilmiş. Peki bütünü soruyor bize. Bütünü nasıl bulabilirim? Onda biri yani bir birimi karşılık gelen kısım 12 ise 10 birime 10 bölü 10'dan doğan 10 birimlik bir bütüne karşılık gelen kısım kaç santimetredir diye bize soruluyor. Bir birim 12 santimetre ise 10 birim kaç santimetredir nasıl bulunabilir? Tabii ki 12 ile 10'u çarparak. Hemen arkadaşlar sonucumuzu şöyle yazabiliriz. 12'yi yazıp sonuna 0'ı ilave ederek. Sonucumuz kaç çıktı? 120 santimetre çıktı. Demek ki bu çubuğun toplam uzunluğu, boyu 120 santimetreymiş. Şimdiki problemimizi okuyalım bakın. Bir manav elindeki 300 adet elmayı onar onar paketleyip her bir paketeye 3 tam 1 bölü 4 TL'den satmak istiyor ancak paketlerin onda dördünü satabiliyor. Buna göre manav elma satışından kaç TL gelir elde eder diye bize sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle bu manav onar onar paketlediği 300 adet elmadan kaç paket meydana getirir bunu bulalım. Tabii ki 300'ü 10'a bölerek. Şu sıfırla şu sıfır gider buradan 30 paket kalır arkadaşlar. Devamında bu 30 paketin 10'da 4'ünü satabiliyormuş bakalım kaç paket satabilir bu da 30'un 10'da 4'ü şu çarpma işlemiyle bulunabilir bu sıfırla bu sıfır sadeleşir geriye 3 kere 4'ten 12 kalır demek ki 12 paket satmış her bir paketin değerine kadardı 3 tam 1 bölü 4 TL idi. E 12 paketten de ne yapar? Bu ikisinin çarpımından elde edilecek sonucu kazanmış olur. Ama tabii şu tam sayılı kesrimizi şurada bir rasyonel'e çevirelim, tamam mı? 3 tam 1 bölü 4. Acaba rasyonel sayı cinsinden ne yapar? 3 kere 4 12. Bir daha 13 bölü 4 yapar, tamam mı? Şimdi bunu kullanalım burada. 12 paket 13 bölü 4 TL'den satışa sunuluyor. 12'yi 4 ile sadeleştirirsem 3 kalır. 3 kere 13'ten de ben 39 TL bu elmalardan gelir elde ederim. Son problemimizde şu şekilde arkadaşlar bakın. Muşmula meyvesinin 5'te 3'ü çekirdektir. Neşet Bey kilosu 1,2 TL olan muşmuladan 10 kilogram alıyor muşmula'nın yenilebilen kısımlarının 1 kilogramı kaç TL'ye denk gelir diye bize sorulmuş Öncelikle ben bu 10 kilograma karşılık kaç TL öderim onu bulalım 10'la 1,2'yi çarparak çarptığım takdirde Arkadaşlar şu sıfır şu virgülü yok eder e buradan 1 ile 12'nin çarpımından 12 karşıma çıkar 12 TL yapar. Yani 10 ile 1,2'nin çarpımı 12 TL yapar. 12 TL toplam ödenen para buraya yazalım. Toplam ödenen para diye. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan yola çıkaraktan biz ne yapacağız? E, Muşmula'nın çekirdeksiz halinin 1 kilogramını bulmaya çalışacağız. Videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.